Derneği'nin bir alt grubu olarak, jine onkoloji grubu olarak biz kanser haftası etkinliğimizi ilk kez gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıda pek çok kadına ilişkin kanser konusu daha çok ağırlıklı olarak koruyuculuk ve tarama yönleriyle ele alındı. Çok kıymetli konuşmacılarımız var. Ben bana verilen 5 dakikayı etkin kullanarak kısaca kanser tedavisinde daha çok evde bakım, daha çok daha erken taburculuğu içeren bir tıbbi yaklaşımdan sonra hemşirenin rolünün önemini vurgulayarak sözü benden sonraki konuşmacılara vermek istiyorum. Hocalarım, arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Bizi ve tüm dinleyicileri, öğrencilerimizi, halkımızı, kadınlarımızı bilgilendiren, besleyen güzel bir toplantı olmasını umut ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum katıldığınız için. Evet. Çok teşekkürler Gülşen Hocam. Ayşin Hanım hocam araya Gülşen girdim. Oturumu istersen. Hocam Ayşin Hanım bir anons edecek mi? Tamam. 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 Değerli hocalarım, meslektaşlarım ve tüm katılımcılar, jinekolojik kanserler farkındalık webinarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşin Kayış, Onkoloji Hemşire Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim ve uzun yıllardır onkoloji alanında çalışmaktayım. Kanserle mücadelede değerli hocam Gülşen Hanım dediği gibi erken tanı ve taramanın önemi aşikar. Bunu farkındalık eğitimleriyle pekiştirmek de gerçekten çok değerli. Ben önce açılış konuşmasını yapmak üzere Gülşen Hocama söz vereceğim. Gülşen Hanım'a söz vermeden önce kendisinden kısaca bahsetmek isterim. Gülşen Profesör Doktor Gülşen Vural lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Yüksekokulu'nda tamamladıktan sonra 1987 ve 2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşire Yüksekokulu'nda öğretim elemanı olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi, Sanko Üniversitesi gibi Sanko Üniversitesi'nin kuruculuğunda çalıştı ve 2017 yılından bu yana da Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Kent State Üniversitesi Hemşirelik Bölümünde ve pek çok farklı üniversitede yine bulunmuştur. Pek çok ulusal ve uluslararası yayını, pek çok kitap ve kitap bölümü yazarlığı mevcuttur. TÜBİTAK tarafından verilmiş çeşitli ödülleri vardır. Mesleki alanda çalışmaları halen devam etmektedir. Programın açılışı için Sayın Gülşen Vural Hocama sözü bırakıyorum. Hocam sesiniz kapalı. Açılışı yapmışsın hocam. Sesiniz kapalı hocam. Ben açılış konuşmamı yaptım. Benden sonraki konuşmacıyla devam edebiliriz. Çünkü programda 5 dakika görünüyordu. Onun için özel bir şey hazırlamadım. Devam edebiliriz. Ayşin Hanım sesiniz kapalı. Heyecanlıyım. Çok uzun yıllardır hocalarımla birlikte olunca Profesör Doktor Lale Taşkın 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşire Yüksekokulu mezunu olup 1992'de doçent, 1999'da profesörlük unvanını almıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Başbakanlık Kadının Statüsü Danışma Kurulu üyeliği gibi çeşitli görevler almıştır. Ulusal ve uluslararası görevi vardır. Şu anda halen Başkent Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Değerli hocama sözü bırakıyorum saygılarımla. Kopuk, şöyle internet bağlantısı çok kopuk, sesler çok kesik kesik geliyor. Bilmiyorum size de öyle mi?
Ben çok takip edemedim. Kime söz bırakıldı şimdi? Hocam sizde söz. Biz yeni başlıyoruz. Ya, o kadar kopuk geldi ki ses. Onun için anlayamadım pek. Evet, böylece Jine Onkoloji grubunun bu çalışması, bu hafta, bu dönemki çalışması da ayrı bir toplantıda tekrar bir aradayız. Evet. Şunu bir kaldırayım. Bu grup toplantıyı dinleyenler, efendim? Ben ikinci moderatörümüz Gülten Hoca, onu da tanıtmak isterim. Ondan sonra sözü size bırakacağım. Uygun mudur? Olur, uygundur tabii. Birinci oturumun ikinci moderatörü Sayın Profesör Doktor Gülten Güvenç, 1997 Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu olup 2004 yılında yüksek lisanslı, 2008'de doktora ünvanı, 2014'te doçent ve 2019'da Sağlık Bilimleri Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşire Fakültesi'nde profesör ünvanını almıştır. Halen görevine devam etmektedir. Amerika'da 2010 ve 2011 yılları arasında Texas Women's Üniversitesi'nde kadın sağlığı ve hemşireliği ile ilgili bulunmuştur. Pek çok ulusal ve uluslararası yayını ve kitap bölümü yazarlığı vardır. Lale Hocama ve Gülten Hocama çok teşekkür ederim. Hocam buyurun, Lale Hocam sözü size bırakayım. Tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi daha net duydum. Evet, bir diğer toplantıda daha bir aradayız. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir grubu düzenlediğiniz, böyle bir toplantıyı düzenlediğiniz için. Gerçekten konular da çok güzel. Özellikle hem sahada çalışan arkadaşlar için hem de akademik çalışma yapan arkadaşlar için, lisansüstü çalışmaları için konular çok güzel. Ben hemen çok uzatmadan ilk konuşmacımızı çağırmak istiyorum. İlk konuşmacımız Doçent Doktor Özhan Özdemir. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Evet. Gülden, kısaca istersen sen özgeçmişini okur musun? Ben açamadım. Doçent Doktor Özhan Özdemir. Ben de pardon, önce herkese direkt CV'yi okumaya yöneldim. Bir iki cümle söylemek isterim müsaadenizle. Lale Hocam söyler söylemez direkt emri aldık, uygulamaya koymaya başladık. Estağfurullah, bizde emir komuta yok. Öncelikle Onkoloji Hemşireliği Derneği, Cine Onkoloji Alt Komisyonu olarak düzenlediğimiz Jinekolojik Kanserler Farkındalık Webinarına hoş geldiniz. Ben de güzel bir oturum olmasını diliyorum. Değerli konuşmacılarımız ve hocalarımızla birlikteyiz. Onlar bizi her zaman destekliyorlar. Hemen uzatmadan Özhan Hoca'yı kısaca tanıtayım. Doktor Özhan Özdemir 1978 yılında Akbil'de doğdu. 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden dönem birincisi olarak mezun oldu. Asistanlık eğitimini 2007 yılında Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde tamamlayarak uzman oldu. 2017 yılında doçent unvanını aldı. 2020 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Halen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eğitim ve idari sorumluluk görevini yürütmektedir. Teşekkür ediyoruz hocam. Konuşmayı yapmak üzere dünyada ve Türkiye'de jinekolojik kanser epidemiyolojisi ve risk faktörleri size bırakıyorum. Değerli hocalarım, değerli oturum başkanlarım ve çok değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu arada slaytımı da açmaya çalışayım. Slaytım görünüyor mu acaba hocam? Evet, görünüyor. Öncelikle ben de Onkoloji Hemşireliği Derneği ve Düzenleme Kurulu'na çok teşekkür ederim nazik davetlerinden için. Bu platformda bulunmak benim için gerçekten onur verici. Sizlerle bilgi alışverişinde bulunmak gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ben jinekolojik kanserlerin Türkiye ve dünyadaki epidemiyolojisi ve risk faktörlerinden bahsedeceğim. Dünya Sağlık Örgütü 2021 Mart ayında son verilerini güncelledi. Bu güncellenmiş verilere bakıldığında dünyada küresel kanser yükünün giderek arttığı görüldü. 2020 yılındaki verilere bakıldığında yaklaşık
2020 yılında 20 milyon yeni vaka tespit edildi ve maalesef 10 milyon ölüm bildirildi 2020 yılı içerisinde. Hocam slide ilerlemiyor ama. Tamam, ilerledi. İlerledi. Sunu yaptığımda galiba ilerlemiyor hocam. Sunu hocam, hani... hocam şöyle yapabilirsiniz. Kitap şekli var. Sunu şey, kadeh şekli değil de kitap imgesini göreceksiniz. Şimdi. Onunla yaparsanız ilerler. Şimdi oldu herhalde. Evet, oldu. Tamam. Son yıllara bakıldığında sanki 2012'den 2020 yılına kadar bir artış var gibi görülse de bunu aslında kanser sıklığında bir artış olarak algılamamak lazım. Çünkü dünyadaki nüfusla artışına paralel olarak bu kanser verilerinin hem yıllık yeni vaka hem de ölüm vakalarındaki bir artış olarak yorumlamak lazım. Dünyaya bakıldığında her 5 kişiden biri yaşamları boyunca maalesef kansere yakalanıyor. Bunları cinsiyet ayrımına baktığımız zaman ise her 8 erkekten bir tanesi, her 11 kadından da bir tanesi maalesef kanser nedeniyle yaşamını kaybediyor. 5 yıllık yaygınlık ifadesi denilen bir ifade var. Bu ifade şunu kastediyor. Kanser tanısı aldıktan sonraki 5 yıl içerisinde hayatta olan insanların popülasyonundan bahsediyor ve şu anda dünya çapında yaklaşık 50 milyondan fazla insanın bu 5 yıllık yaygınlık içerisinde, yani hayatının bir yerinde bir kanser geçirmiş ve 5 yıldır hayatta olan bir yoğun bir popülasyon olduğunu da görmekteyiz. O yüzden gerçekten çağımızın en önemli hastalıklarından bir tanesi ve bununla da savaşmak gerçekten çok önemli. Verilere bakıldığında 2040 yılına kadar kanser vaka sayısında öngörülen artış özellikle gelişmemiş ülkelerde %95'ler oranında olacağı düşünülüyor. Orta insani gelişmiş endeksli ülkelerde ise bu oranın yine oldukça yüksek, %65'lere yakın olduğunu görüyoruz. O yüzden bu konuyla ilgili gerçekten önlem adına çok dünya popülasyonunda, dünyada küresel anlamda büyük bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Peki ülkemizde nedir bu sayılar dersek? Ülkemizde yaklaşık işte 2020 verileri, son verilere bakıldığında 85 milyona yakın popülasyonumuzda bir yıl içerisinde 2020 yılında yeni kanser vakası yaklaşık 233 bin civarında. Kansere bağlı yaşam kaybı yine 125 binler civarında. 5 yıllık sağ kalan hasta sayısı ise yine oldukça fazla, 581 bin civarında 2020 yılı verilerinde. Peki Türkiye'nin dünyadaki yeri neresidir dersek kanser açısından? Ülkemiz vaka sıklığı açısından yıllık her 100 bin kişi başına yeni kanser sayısı değerlendirildiğinde 50. sırada ve bu da orta seviyeler gibi görünmekle beraber bu konuda birazcık daha yol almamız gerekli olduğunu düşündürüyor. Ülkemizde sayılara baktığımızda 75 yaş öncesinde her 6 kadından bir tanesi ve 75 kanser tanısı alırken her 12 kadından bir tanesi de kanser nedeniyle maalesef hayatını kaybetmekte. Peki dünyada görülen kanserlerin sıklıklarına baktığımız zaman yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadığımızda meme kanseri birinci sırada yer alıyor. Son takiben akciğer, kolorektal, prostat, mide kanseri ve bunların sonunda da bizi ilgilendiren jinekolojik kanserlerden bir tanesi serviks kanseri var. Serviks kanseri için şunu söylemek lazım burada. Dünya genelinde evet oldukça fazla görülmekle beraber aslında gelişmiş ülkelerde bu oranın giderek azaldığını, Türkiye'nin de buna bir paralellik gösterdiğini biraz sonra söyleyeceğim. Peki dünyada kadınlarda en sık görülen kanser sıralaması nedir? Yine birinci sırada meme, kolorektal kanser, akciğer kanseri, serviks, tiroid, endometrium ya da korpus uteri ve mide kanseri geliyor. Yine burada bizi ilgilendiren kanserlerden bir tanesi serviks kanseri, bir tanesi de endometrium kanseri. Dünya sırasında serviks daha önlerde yer almakla beraber gelişmiş ülkelerde endometrium daha ön plana çıkacak. Türkiye'de de buna uygun veriler var mı dersek bunu da biraz sonra zaten paylaşmayı düşünüyorum. Dünya genelinde meme kanseri büyük bir problem ama şurada turuncu olarak gösterilen serviks kanserinin ise daha çok gelişmemiş ülkelerde, Afrika kıtası gibi ülkelerde daha ön planda olduğunu görebiliyoruz. Peki ülkemizde durum nedir? Ülkemizde en sık görülen kanser sıralaması yine dünyaya birazcık paralellik gösteriyor. Akciğer kanseri bizde daha ön planda, takiben meme kanseri geliyor. Ama kadınlara baktığımızda yine birinci sırada meme var. Takiben tiroid kanseri, kolorektal, akciğer ve korpus uteri kanseri geliyor. Bizim buradaki ilk 5 kanser içerisinde serviks kanserinin yer almaması özellikle de bu kanser tarama programlarında oldukça başarılı olduğumuzun bence çok önemli bir göstergesidir. Dünyadaki kanserler içerisindeki serviks kanserine bizim birazcık daha sanki uzaklaşmaya başladığımızın önemli bir göstergesi.
Peki dünyadaki bu özellikle jinekolojik, ki bizim konumuz zaten o, jinekolojik kanserlerin insidansı ve mortalitesi nedir diye baktığımızda meme kanseri evet birinci sırada yer alıyor ama diğer jinekolojik kanserlere bakacak olursak serviks kanserinden 2020 yılında 600 bin tane yeni tanı vaka var. Bunların da yine 2020 yılında serviks kanserinden hayatını kaybetmiş hasta sayısı 350 binler civarında. Bu oldukça fazla. Endometrium kanserine baktığımızda ise sayı 400 binleri geçmiş vaziyette ama mortalitesinin daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu da bizim için önemli. Endometrium kanseri erken tanı alan kanserler, genellikle de prognozu iyi giden kanserler, %80'i evde birde yakalanıyor. O yüzden bizim de çok da korkmadığımız, nispeten erken yakaladığımız kanser grupları. Ama over kanseri gerçekten jinekolojik maligniteler içerisinde insidansı hiç böyle azımsanmayacak kadar oldukça fazla olan, 2020 yılında dünyada 300 binden fazla kanser, over kanseri tanısı almış hasta var. Ve bunların da neredeyse bakın 210 binine yakınını maalesef bir yıl içerisinde hayatını kaybetmiş hasta sayısı 210 bin civarında. Over kanseri maalesef öldürücü jinekolojik manitelerin en başında geliyor. Vulva kanseri ve vajen kanseri çok nadir. O yüzden çok nadir görünmekle beraber mortaliteleri de yine fazla olabilecek kanser grupları içerisinde. Serviks kanserini az önce vurgu yaptım. Burada özellikle şuna vurgu yapmak istiyorum. Serviks kanserin Afrika gibi, şu yeşille gösterilen Afrika gibi daha gelişmemiş ülkelerde çok hem insidans olarak fazla olduğu hem de mortalitesinin daha yüksek olduğunu, ama şurada Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da ise oldukça az görüldüğünü, bu da tarama programlarının oldukça işe yaradığının bir göstergesi. Endometrium kanseri için daha kanser ise daha zenginlerin hastalığı diyebiliriz. Daha gelişmiş ülkelerin hastalığı. Bakın Avrupa'da oldukça fazla görülüyor. Yine Amerika'da oldukça fazla görülüyor ki yaklaşık yarısı olguların, görülen vakaların yaklaşık yarısı Amerika ve Avrupa toplumunda görülüyor. Ve buradaki tabii sayı fazla olduğu için gördüğümüz mortalite grupları da yine burada görülse de bunların mortalitesi çok düşük. Yani en azından diğer jinekolojik kanserlere göre daha düşük olduğu için bu birazcık daha zengin hastalığı, zengin ülkelerin, gelişmiş ülkelerin hastalığı diyebilirim. Ama over kanserine baktığımızda daha bir global bir yayılım olduğunu göreceksiniz. Yine zengin ülkelerde yine fazla görülüyor. Yine Avrupa'da, Amerika kıtasında yine oldukça fazla. Ve bunların maalesef mortalitesi gerçekten ciddi boyutlarda olabiliyor over kanserleri için. Neden? Çünkü biz over kanserlerini evre 3'ten önce maalesef çok yakalayamıyoruz. Erken evre over kanseri maalesef bizim klinik olarak başka nedenlerden dolayı araştırdığımız zaman ortaya çıkan kanserler. Bir endometrium kanseri gibi değil maalesef. Vulva ve vajen kanseri oldukça nadir görülen kanserler. Maalesef de ileri yaş grubun birazcık daha kanserleri. Peki ülkemizde dünyada benzerlik var mı derseniz, ülkemiz serviks kanseri açısından gelişmiş ülkelere benziyor. Serviks kanseri, jinekolojik kanserleri sıralamasına baktığımızda bakın korpus uteri kanseri bizde birinci sırada. Bu da bizim hani gelişmiş olduğumuzun bir göstergesi değil bence ama serviks kanserini başarılı bir şekilde eradike etmeye başladığımızın bir göstergesidir. O yüzden birinci sırada serviks değil de korpus uteri kanserini görüyoruz diye düşünüyorum ben. Yine ikinci sırada over kanserini görüyoruz. Ondan sonra serviks kanserini görüyoruz. Vulva ve vajen zaten dünya paralel olarak daha alt sıralarda yer alıyor. Ülkemizde de mortalite açısından benzer oranları göreceksiniz. Ülkemizde de yine mortalitesi yüksek olan kanserler maalesef over kanseri. İnsidansı en yüksek olan korpus kanseri ama mortalitesi daha düşük kanserler. Serviks kanseri ise bence buradaki en olumlu tarafımız jinekolojik kanserler açısından 3. sıraya indiriyor olmamız. Mortalitesinin dünyadaki popülasyon özellikle de gelişmemiş ülkelere göre çok daha ülkemizde az olduğunu vurgulamak istiyorum. Burada ben bu risk faktörlerine birazcık değinmek istiyorum ama bu risk faktörlerini anlatırken motomot bunları söylemek istemiyorum. Kafamızda bir en azından bir prototip oluşması lazım. Biz bir klinisyen olarak benim odama bir hasta geldiğinde, özellikle bir onkolojik bir hasta geldiğinde baktığımda acaba bu hastada hangi kanser olabilir diye aklıma getirmem gereken bir prototip olması lazım. Mesela endometrium kanseri ülkemizde en sık görülen kanser. Bunun prototipi nedir derseniz, İşte hepimizin ailesinde maalesef kanser olmuş hastalar var. Benim ailemde de çok var. Ben hep aklıma halamı getiriyorum. Halam tip 1 endometrium kanseridir. Ne var halamda ya da bu hastalarda dersiniz? Bir kere ileri yaş hastalığıdır. Postmenopozal kadınların hastalığıdır. Neden erken yakalıyoruz? Çünkü bu hastalar bize postmenopozal kanamayla geliyor.
postmenopozal kanamanın anormal olduğunu da bütün herkes biliyor. O yüzden postmenopozal kanamayla gelen bir hastada biz endometriyal biyopsi aldığımızda tanıyı koyabiliyoruz. Bu hastalarda postmenopozal kanamayla gelen hastada özellikle aklıma gelmesi gereken bu hasta obez hastaysa, obezse, beraberliğinde hipertansiyonu varsa, diyabeti varsa bu hasta endometriyum kanseri ben kafadan kabul ediyorum. Bu saydıklarım çünkü hep östrojenik yükü fazla olan, östrojenle ilişkili olan durumlardır. Ve nullipar dediğimiz gebe kalmamış bir kadınsa bunun altında kesinlikle ben endometriyum kanseri arıyorum. Benim halam da prototip demiştim. Evlenmişti ama çocuğu yok. Nullipar bir kadın. Diyabeti var. Hipertansiyonu var. Obez bir kadın. Postmenopozal kanamayla geldi ve endometriyum kanseri tanısı aldı. Ve burada bakın Kuzey Amerika gibi gelişmiş ülkelerin hastalığı, yüksek sosyoekonomik düzeyin hastalığı ama unutulmaması gereken bir şey var. Bu da bazı genetik kanserlerde aklımıza gelmesi lazım. Bizim için önemli şeylerden, anamnez alırken önemli şeylerden bir tanesi aile öyküsüdür. Endometriyum kanser riskini arttıran genetik kanserlerde var mı? Örnek Lynch sendromu gibi non-polipozis kolorektal kanser ailesi de var. Over kanserine vurgu yapacak olursam maalesef bunun prototipini şöyle çizemem. Çünkü bu kanserler bize erken tanı koyacağımız kanserler değil. Daha subjektif sıkıntılarla karşımıza geliyor. Basit bir karın ağrısıyla gelebilir, distansiyonla gelebilir, yani diyare ile gelebilir. Başka bir semptomu araştırırken bunları ortaya çıkartabilirsiniz. Ama söylemem gereken en önemli şey aile öyküsü bu hastalarda da. Sadece over kanseri için değil, özellikle de meme kanserinin altını çiziyorum. Ailesinde meme kanseri öyküsü olan kadınlarda mutlaka over kanseri için uyanık olmak lazım. Ailede zaten over kanseri var ve bu kanser öyküsünü alırken de şu önemli. Bu hasta eğer ailesinde birinci derece akrabalarında over kanseri varsa ve bu kadın menopozdan önce over kanserine yakalanıyorsa mutlaka bu hastalar için de akılda tutulması gereken kanser over kanseri. Evet. Burada önemli bir şey de şu. Aslında biz over kanseri yapan şey nedir diye düşündüğümüzde risk faktöründe düzenli ovülasyondur. Bir kadın düzenli ovülatuar siklusları varsa, yani kaba tabiriyle söyleyecek olursam her ay düzenli menstruasyonu oluyorsa aslında her ay overde bir travma oluyor. Ovülasyon gösterilmiş bir travmadır. Bir sonraki ay tamir olacak, tekrar travma olacak. Tamir olacak, tekrar travma olacak. O yüzden düzenli ovülatuar siklusların olması kümülatif süreçte bir over için travmadır. Bu nedenden dolayı gebe kalmak aslında gebe kalındığı takdirde 9 ay boyunca ovülasyon olmayacağı için overi korur. Gebe kalındığı takdirde aslında endometriyum da korur. Bizim için gebelik çok önemli bir öyküdür. Gebe kalmış kadınlarda biz over kanserini ve endometriyum kanserini daha az görürüz. Ama gebe kalmamış nullipar kadınlar, yine ileri yaş postmenopozal kadınlar ise bizim için yine risk faktörleri içerisinde yer alıyor. Son olarak bir de serviks kanserinden bahsetmek istiyorum. Serviks kanseri bizim Türkiye'de gerçekten bakanlık olarak da bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum ben. Kanser tarama programı gerçekten ülkemizde olumlu sonuçlar vermeye başladı. Serviks kanseri gerçekten daha üst plandayken ülkemizde 3. jinekolojik kanser olmaya başladı. Bu da tarama programının çok önemli olduğunu bir göstergesi. Neden derseniz serviks kanseri olmuş kadınların tamamında HPV gösterildi. Kabaca belki çok doğru olmayacak ama HPV eşittir kanser diyemem fakat kanser eşittir HPV diyebilirim. Kanser olmuş kadınların hepsinde HPV varsa biz o zaman bu HPV bulaşını azaltabilirsek hatta buna karşı aşılar geliştirebilirsek kanserle ilgili de savaş programımızı ortaya çıkartabiliriz diye düşünmeye başladık ve bu programı da uyguladık. Peki nedir o zaman serviks kanseri? HPV en sık görülen cinsel yola bulaşıcı hastalıksa o zaman bu seksüalite ile ilişkili olan bütün her şeyi aslında HPV ile ilişkili kabul edebiliriz. Serviks kanseri için bir risk faktörü kabul edebiliriz. Nedir dersek erken yaşta koitüs, düşük sosyoekonomik düzey diğerlerinden farklı olarak bunu çok vurguladığımı düşünüyorum. Bakın gebelik koruyucu demiştim ama ilk kez burada farklı bir cümle kullanacağım. Gebelik ve kombin oral kontraseptif kullanımı hem endometriyum hem de over kanserine karşı koruyucuyken maalesef serviks kanserini bir tık arttırabilir. O yüzden burada diğerlerinden farklı bunu vurgulamam gerekir. Sigara çok önemli bir risk faktörü ki bence burada çok vurgulamaya da gerek yok aslında. Sigara birçok jinekolojik hatta manitelerin de önüne geçmiş durumda. Ülkemizdeki özellikle erkek kanser ölümlerinin %50'sinin sigarayla ilişkili kanserlerden olduğu da ispatlanmıştır. Ama burada en çok ilişkisi olan maniteler içerisinde, jinekolojik maniteler içerisinde sigara ve serviks kanseri ilişkisini söyleyebilirim. Yine keza obezite ve bir takım immün süpresyon durumları da riski arttırabilir.
Vulva ve vajen kanseri de serviks kanseri gibi kabul edilebilir. Bunun da HPV ile ilişkisi olduğunu söyleyebilirim. Özet olarak şunu söylemem lazım. Jinekolojik maniteler Türkiye'de özellikle vurgulayacak olursam serviks kanserini birazcık korumayı öğrenmeye başladık diye düşünüyorum. Ama endometrium kanseri maalesef hala sık görülüyor. Ama Allah'tan %80'i evre 1'de yakalanıyor. Bizi çok korkutmuyor. Over kanseri için maalesef bize hastalar geldiğinde birazcık gecikmiş oluyoruz. Maalesef elimizde over kanser için hala dünyada kabul görmüş bir tarama yöntemimiz de yok. O yüzden bu konuda birazcık daha geri planda kalıyor. Bütün dünya global olarak bu over kanseriyle savaşta maalesef birazcık birkaç adım geriden gidiyoruz. Eğer sigarayı hayatımızdan çıkartabilirsek, ılımlı bir şekilde obeziteden kurtulabilirsek, birçok kanserde olduğu gibi jinekolojik manitelerden de uzaklaşabiliriz diye düşünüyorum. En önemlisi de farkındalıktır. Farkında olmak, yılda bir de olsa jinekolojik muayene yaptırmak gerçekten insanın hayatını kurtarır mı? Zor olduğunu kabul ediyorum. Kadın olmak çok zor. Hepinize çok saygı duyuyorum. Ben de evliyim, 3 kız babasıyım. Eşim de hekim benim. Ama eşime en son ne zaman muayene aldım, ne zaman simir aldım derseniz orada bile eksikleri olduğunu söyleyebilirim insanlarımızın. Maalesef farkındalık gerçekten hayat kurtarıyor ama jinekolojik muayene ve tarama için gerçekten halkımızı belki de kendimizi özendirmeliyiz diye düşünüyorum. Sabrınız için teşekkür ederim. Sayın hocamız Özhan Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz. Çok kapsamlı bir konuşmaydı. Çok sesler geliyor arkadaşlar. İsterseniz kapatın mikrofonlarınızı. Çok teşekkür ederiz Özhan Özdemir hocamıza. Evet. Çok kapsamlı bir bilgi verdi. Yani kadınlar için ne kadar önemli erken tanı, risk faktörlerinin bilinmesi ve buna uygun olarak hareket etmemiz, biz sağlıkçılar olarak da etrafımızı bilgilendirmemiz ve bu konuda eğitim yapmamız ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hep beraber farkına vardık. Gerçekten farkındalık hayat kurtarır. Siz de inşallah kızlarınıza ve eşinize simir yaptırırsınız hocam. Teşekkürler. Hepimizde aynı sorun. Bildiğimiz halde çok dikkat etmiyoruz bu konulara. Maalesef. Çok teşekkürler. Ağzınıza teşekkür sağlık. Çok sağ olun hocam. Evet, şimdi ikinci konuşmacımıza geçelim. Gülden istersen sen anons edelim. Rica ederim. Hocam. Tabii hocam. Özhan hocam ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kapsamlı ve güzel bir sunumdu. İkinci konuşmamız da sonuçta birinci konuşmayla yakından ilişkili bir konu. Risk faktörlerini öğrendik. Korunma ve tarama tabii ki erken tanıda çok önemli. Bu konuşmayı da bize jinekolojik kanserlerden korunma ve tarama programlarını doçent doktor Mine Yurdakul hocamız anlatacak. Ben kısaca kendisinden bahsedeyim. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'ndan lisans diplomasını almıştır. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde doğum ve kadın sağlığı hastalıkları hemşireliği anabilim dalında 1991 yılında yüksek lisans, 1998 yılında doktora ünvanını almıştır. Halen Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu ebelik bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Buyurun Mine Hocam. Kendisi de bizim jinekoloji alt grubumuzda çalışmaktadır. Ayrıca. Sesiniz kapalı Mine Hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Sanıyorum sesle ilgili sorun yok. Değerli hocalarım ve kıymetli katılımcılar, hepinizi Mersin'den sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu oturumda aranızda olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Jinekolojik kanserlerden korunmada önemli olduğunu hem Lale Hocam hem de Özhan Hocam ciddiyetle değindiler. Gerçekten son derece önemli. Tedavi etmede bazen başarısız kalabiliyoruz ama koruma
daha başarılı olabiliyoruz. Jinekolojik kanserlerin tedavisi aslında çok ciddi teknik altyapı, ciddi mali kaynak ve gelişmiş insan gücü gerektiriyor. Ve eğer erken tanımlayamazsak ki biraz önceki hocamız da bahsetti, over kanserinde birey ve aile için çok ciddi maddi manevi anlamda yıkıcı bir yük oluşturabilmektedir. Jinekolojik kanserlerden hastalık ve ölümlerin azaltılmasında farkındalık yaratma, korunma önemli bir mücadele stratejisi olarak ön plana çıkmakta. Tabii bu farkındalık ve mücadele stratejisi hem bireysel olarak insanlarda olması gerekir, hem de sağlık ülkelerin sağlık politikalarında ve tabii ki sağlık personelinin de bu konuda farkında olması gerekiyor. Bu stratejileri, bu mücadele alanlarımızı nasıl geliştirebiliriz konusunda gerçekten çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ve uzman kuruluşlar dikkat çekiyor. Kanser vakalarının en az 1/3'ünün önlenebilir olduğunu söylüyor ve kanser kontrolünde düşük maliyetli ve uzun etkili stratejileri geliştirilmesi gerektiğini altını çiziyor. Değerli hocalarım, kanserden korunmada biz koruyucu hizmetleri birincil, ikincil ve üçüncül koruma olarak gruplandırıp tartışabiliyoruz. Birincil korumada kanserle ilişkili olduğu bilinen maddelerden, kimyasal maddelerden ya da bireysel olarak davranışlarımızdan uzak durarak korunma amaçlanıyor ve bu şekilde kanser riskini azaltarak sağlıklı yaşam davranışları geliştirme davranışları bu kapsamda ve aşılamayı bu kapsamda değerlendirebiliriz. İkincil korumada asemptomatik hastaların erken tanımlanarak kanserden korunması amaçlanıyor. Kişiler daha hasta olduğunu anlamadan, belirti vermeden risk grupları belirlenerek bunların taranması ya da düzenli sağlık kontrolleriyle bu hastalıklar belirti vermeden tanımlamak önemli bir koruyucu davranış olarak, faktör olarak karşımıza çıkabiliyor. Üçüncü korumada invazif kanserlerin tedavisi için uygun yöntemlerin kullanılması ve hastalarda sakatlık gelişme riskini en aza indirme ve rehabilitasyonu içeriyor üçüncül koruma. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları dedik az önce. Neleri içeriyor? Hızlıca buraya bakarsak düzenli fiziksel aktiviteyi içeriyor kesinlikle. Sağlıklı kiloyu korumak ve sürdürmek bununla çok bağlantılı. Yeterli ve dengeli beslenme, sigaradan uzak durma, alkollü içeceklerden uzak durma, riskli cinsel davranışlardan uzak durma ve stresi kontrol altına almak, uyku ve dinlenme önemli sağlıklı yaşam biçimli davranışları olarak karşımıza çıkabilmekte. Fiziksel aktivite gerçekten iyi bilinen bir koruyucu davranış. Dolaşımdaki hormon düzeyini ve enerji dengesini ve insülin metabolizmasını etkileyerek potansiyel değiştirilebilir bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir. Haftada 150 ila 300 dakika orta yoğunluk veya 75 ya da 150 dakika şiddetli yoğunlukta aktivitenin yapılması, hatta bu üst sınır olan 300 dakikalık sınıra ulaşmak ve bunu sürdürmek ideal olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii fiziksel aktivite de yaş sınırı yok. Her yaşta uygun şekilde fiziksel aktiviteler önerilebilmekte. Bu çalışmada değerli katılımcılar, fiziksel aktivitenin over serviks ve endometrium riskini azalttığı ve semptom yükünü azalttığı, hatta tedaviye devam oranlarının artırıldığı yönde bize kanıtlar sunmakta. Onun dışında başka bir çalışmada da yine değerli hocalarım, fiziksel aktivitenin over kanserinde belirsiz olduğu, etkisinin belirsiz olduğu vurgulanıyor. Ama bunun yanında yüksek düzeyde fiziksel aktivitesi olan kadınlarda endometrium kanserinin %20 ila 30 oranında azalma sağlandığı yönünde yine kanıt sunmakta. Özellikle dışarıda yapılan fiziksel aktivite, bahçe vesaire gibi o tür durumlarda, ortamlarda yapılan fiziksel aktivitenin son derece faydalı olduğunu vurguluyor bu çalışma. Biraz önce Özhan hocamız da bahsetti. Gerçekten beden kitle indeksini, kütle indeksini normalde tutmak ve bunu sürdürmek önemli.
Şişmanlıkla, obezite ile ilgili olduğu bilinen yaklaşık 13 kanser türü var. Bunlardan 3 tanesi de kadın sağlığını, kadınları ilgilendiriyor ve %11 oranında obezitenin jinekolojik kanserlere yatkınlığını arttırdığı yönünde çalışmalar var. Biz aslında yağ dokusunu pasif bir destek doku gibi düşünüyoruz ama aslında yağ dokusu aktif bir endokrin doku gibi çalışıyor ve oradaki bazı enzimlerle öncü steroidleri östrojene çeviriyor ve bu şekilde hücrelerin mitozu uyararak kansere yatkınlığını artırıyor. Onun dışında insülin gibi bazı büyüme faktörü düzenleyicileri üzerinde doğrudan etkisi var. Yine obezite ile ilgili ilişkisi olduğu düşünülen kronik seviyedeki inflamasyon DNA hasarına neden olarak kansere yatkınlığı arttırıyor. Onun dışında enerji metabolizmasındaki bozukluklara da neden olarak hazırlayıcı faktör olabiliyor. Obezite aynı zamanda hem de kanser hazırlayıcı bir faktör olarak değerlendirilirken kanser tedavisini de olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Yeterli ve dengeli beslenmede değerli hocalarım, kısaca Akdeniz diyeti olarak da söyleyebileceğimiz, özetleyebileceğimiz şekilde özellikle basit karbonhidratlardan ve doymuş yağ içeren besinlerden uzak durmak, bol taze sebze meyve tüketmek, katkı maddelerinden uzak durmak gibi beslenme öğelerinden bahsedebiliriz ve mutlaka günde en az 8-10 bardak sıvı tüketimin önemi üzerinde de durmak istiyorum. Yine sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında çok önemli olan güvenli cinsel davranışlara ben de vurgu yapmak istiyorum. Özellikle ilk cinsel ilişki yaşının ertelenmesi, tek eşlilik, cinsel eşin de tek eşli olması ve kondom kullanımı, cinsel yola bulaşan hastalıkları önleyerek ve sadece HPV değil diğer işte trikomonas vesaire gibi HIV gibi birlikte bu hastalıklar genelde birisi olunca diğeri de peşine takılıp geliyor. Dolayısıyla birisini engelleyerek HPV enfeksiyon riskini de azaltabiliyoruz. O yüzden kondom kullanımı ve tek eşlilik vurgulanması gereken önemli bir davranış olarak söyleyebiliriz. Onun dışında değerli hocalarım, sigara çok iyi bilinen bir kanserojen etkisi var. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Bu çalışmada da sigara içimiyle serviks kanseri arasında güçlü pozitif bir ilişki olduğunu gösteriyor. Sigara içmeyenlere göre sigara içenlerde serviks kanser riskinin yaklaşık 2 kat arttığına vurgu yapıyor bu çalışmada. Değerli hocalarım, ben HPV aşılarıyla devam etmek istiyorum. HPV aşıları virüs benzeri partikül içeriyor, DNA içermiyor, enfeksiyon oluşturmuyor ve onkojenik değil. Yaklaşık olarak 134 ülkede onaylı, 87 ülkede de ulusal aşı programı kapsamında yer almaktadır. HPV aşılarının içeriğine baktığımızda ikili, dörtlü ve dokuzlu aşı olarak onaylanan 3 tipi var. İkili aşıda serviks kanserlerinin yaklaşık %70'inden sorumlu olan HPV 16 ve 18'e karşı etkili. Dörtlü aşıda genital sihirlere etkili olan 6 ve 11 ve yine 16 ve 18'e etkili. Dokuzlu aşı ise 16 hem genital sihirlerle birlikte direkt serviks kanserine en çok neden olan 16-18 dışında da 31-33, 45-52 ve 58 tiplerine etkili olduğunu biliyoruz. Türkiye'de baktığımızda iki aşı ruhsatlandırılmış, ikili ve dörtlü aşı ve henüz bu aşıların ulusal aşı programına alınmadığını biliyoruz ve ücretli olarak kişiler bunları temin edebiliyor. Ücretlerinin de altını çizmek istiyorum, ücretlerinde biraz pahalı olduğunu söylemeliyim ve COVID nedeniyle de bu aşıların tedarikinde de bazı sorunlar olduğunu biliyoruz. İkili aşı değerli katılımcılar, serviks, vulva, vajinada etkili. Erkekler için de
indikasyonu yok ikili aşının. 9 yaşından büyüklere yapılabiliyor. 4 yaşında da serviks, vulva, vajina, anal ve genital sihirlere etkili. Hem kız çocukları hem erkeklere 9 yaşından sonra yapılabiliyor. Bu görselde biraz önce de söyledik, 9 yaşından sonra yapılabilir ama ideal aşılama yaşı 11-12 diye söyleniyor. Ama 26 yaşına kadar da cinsel ilişki başlamadan önce yapılması koruyuculuğu arttırıyor. Ama 26 yaşına kadar yapılabiliyor. Bazı kaynaklarda da 45 yaşına kadar yapılabildiği konusunda yayınlara rastlayabiliyorsunuz. Aşı intramüsküler olarak yapılabiliyor. 18 yaşından küçüklerde 2 doz yeterli 0. ve 6. ayda, 25-26 yaşlarında 3 doz HPV'ye ihtiyaç var 0-2 ve 6. aylarda. Şimdiye kadar da incelediğim yayınlarda aşı olanlarda herhangi bir komplikasyon rapor edilmedi. Yine aşı yapıldıktan sonra değerli katılımcılar, kesinlikle koruyucu önlemlere uyulması gerektiğini vurgulamamız gerekiyor aşıdan sonra. Çünkü bütün tiplerine karşı koruyucu değil aşılar. Ve mutlaka tarama programlarında önerilen şekilde devam etmesi gerekiyor yine aşı yapıldıktan sonra. Bir de aşıyla ilgili şöyle endişeleri duyuyoruz çevremizden de. Aşı yapıldığında acaba gençlerde liberal bir cinsellik yaşanabilir mi, cinselliği teşvik eder mi diye bazı endişeler var. Bununla ilgili yayınları incelediğimizde HPV aşılamasından sonra seksüel davranışlarda herhangi bir değişiklik görülmediğini vurguluyor. Bunu da özellikle aşının sonucunda HPV enfeksiyonu, yani etkin olan çeşitlerinde HPV enfeksiyonlarında %90 oranında azalma olduğu, kadın erkek genital sihirlerde yine %90 oranında azalma sağladığı, düşük dereceli servikal histolojilerde %45 oranında azalma sağladığı ve yüksek dereceli servikal histolojilerde de %85'e varan azalma sağladığı yönünde bize kanıtlar sunuyor. Pap test, pap simire baktığımızda pap simir biraz önce Özhan hocamız da söyledi. Gerçekten dünyada ve ülkemizde belli bir standartta oturmuş düzenli olarak yapılıyor bu taramalar. Serviks kanserinin prekanseröz lezyonlarını ve kanserin saptanması için erken dönemde kullanılan bir test. Taramanın amacı da hedef popülasyonda servikal patoloji erken dönemde tespit edebilmek. 21 yaşından sonra 21-29 yaş aralığında 3 yılda bir kez pap test yapılması, 30-65 yaş aralığında 5 yılda bir pap simir testi ve HPV testi, 65 yaş ve üstü kadınlarda birbirini takip eden 3 negatif test varsa veya sonrasında 10 yıl sonra 2 negatif HPV testi pap test sonucuna sahipse bunların taramayı durdurulabileceği yönünde. Tarama için en uygun zamanda menstrual kanama bittikten sonraki 5 ve 6. günler olduğunu söyleyebiliriz. Nerelerde yapılıyor pap test? Bildiğiniz gibi kanser tarama merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Değerli katılımcılar, pap testin duyarlılığının düşük olduğunu biliyoruz. Yüksek negatif lik oranları mevcut olabiliyor ya da farklı kliniklerde farklı sonuçlar olabiliyor. Likit bazlı veya konvansiyonel yöntem arasında belirgin bir fark yok. İşte bu sensitivitesini arttırmak için de teste nasıl hazırlanacağız diye baktığımızda, işlemden 48 saat önce vajinal duş, tampon, vajinal ilaç uygulama ve cinsel ilişkiden kaçınılması gerektiğini hastalarımıza anlatmamız gerekiyor.
Değerli katılımcılar, uluslararası kuruluşlar ve Dünya Sağlık Örgütü servikal kansersiz bir dünya vizyonuyla 2030 yılında tüm dünya genelinde servikal kanser insidansını 100.004'ün altına indirmeyi hedefliyor ve bu amaçla 18 yaşına kadar kız çocukların %90'ını HPV aşısıyla tam aşılamayı öneriyor. 35-45 yaş kadınların %70'inde HPV DNA taraması yapılmasını öneriyor ve preinvaziv kanserli kadınların %90'ını tedavi edilmesini öneriyor ve kısaca 90-70-90 şeklinde sloganlaştırılan bir hedefle tüm ülkeleri bu hedeflere, bu amaçlara ulaşmaya davet ediyor. Kendi ülkelerini düzenlemeleri bu şekilde yapmak için, harekete geçmeleri için davet ediyor. Değerli katılımcılar, sıklıkla tarama programlarından bahsettim ama biraz önceki hocalarımız da bahsetti. Endometrium ve serviks kanseri için rutin tarama yok. Endometrium kanserinde erken belirti verebiliyor. Postmenopozal kanama gibi ama over kanser de maalesef çevre dokulara yayıldıktan sonra belirti veriyor ve bunlar uyarıcı da olmuyor. Kanser artık ilerlemiş oluyor. Dolayısıyla tarama programı yok ama yıllık jinekolojik muayenelerle, transvajinal USG ile eğer risk grubundaysak ya da değilsek bile bu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor yıllık jinekolojik muayeneleri. Ya da yine risk grubundaysak meme kanseri vesaire gibi ya da ailemizde diğer kanser varsa, tamoksifen kullanıyorsak bu grupta da koruyucu cerrahi alternatif bir seçenek olabiliyor. Yine az görüldüğünü biliyoruz, ileri yaş hastalığı olduğunu biliyoruz vulva kanserlerinde ama vulva kanserlerinden korunmada kendi kendine vulva muayenesi yapılması önemli bir aktivite ve dış genital kanserlerin erken tanımlanmasına neden oluyor. Bir aynayla vulvadaki bölgedeki renk değişikliği, şişlik, kaşıntı gibi anormal belirtiler değerlendirilerek uzman yardımı için gidilebiliyor. Sonuna doğru yaklaşırken değerli katılımcılar, genelde biz sağlığımızın sorumluluğunu çok da almıyoruz ya da alma konusunda biraz beceriksiziz ama sağlığımızın sorumlusu en çok da biziz, değil mi? Sağlıkçılardan daha fazla. Dolayısıyla bunun için bizim öğrenmemiz gerekiyor. Bireysel risk faktörlerimiz nelerdir? Neler yaparsak biz kanser riskimizi en aza indirebiliriz? Riskli davranışlarımız nelerdir? Bunları mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Pek çok yol, yöntem var artık bilgiye ulaşmada. Onun dışında vücudumuzu dinlememiz gerekiyor. Gerçekten vücudumuz bize anormal giden bir şey konusunda haber veriyor, bilgi veriyor vücudumuzu tanırsak. Ve bunları biraz önce hocamız, değerli hocamız da bahsetti. Bazen ihmalkar da olabiliyoruz çeşitli nedenlerle. Fark ettiğimiz halde yardım almaktan da gecikebiliyoruz. Bu vücudumuzu dinledik, onun bize söylediklerini fark edip hemen harekete, çözüm için harekete geçmeliyiz. Ancak bu şekilde kanserler gerçekten tedavide de yapılacak şeyler çok az olmadan kanserin önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Değerli katılımcılar, ben katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Mersin fotoğrafıyla sabrınız için eline teşekkür ediyorum. Sorular varsa daha sonra cevap verebiliriz. Oturumun sonunda soruları alacağız. Biz de Mine hocamıza jinekolojik kanserden korunma ve tarama konusunda kapsamlı sunusundan dolayı teşekkür ediyoruz. Soruları yine sonrasında alacağız. Buyurun hocam. Evet, ben de Mine'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kapsamlıydı. Birinci konuşmayı tamamlayıcı bir şeydi. Özellikle tarama programlarından ve aşının üzerinde durdu. Çok teşekkürler Mine. Şimdi diğer konuşmacımız Profesör Doktor Ayşe Kılıç Uçar'ı konuşmacı olarak davet ediyorum. Ayşe özel gruplarda jinekolojik kanser taramasından bahsedecek bize. Çok ilginç bir şey, konu. Sanıyorum ben ilk defa gördüm bu. Bakalım neler anlatacak.
Ayşe'yi biraz tanıtmak istiyorum. 1996 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 2015 yılında doçent, 2021 yılında profesör unvanı aldı. Uzun yıllar Gülhane Hemşirelik Fakültesi'nde çeşitli akademik ve idari görevlerde bulunan Ayşe Uçar, kadın sağlığı ve hastalıkları alanında birçok yurt dışı ve yurt içi dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Şu anda da Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu İngilizce Hemşirelik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir. Ayşe konuşmanı yapmak üzere davet ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocalarımı, meslektaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Ben de bu faaliyetimiz kapsamında özel gruplarda jinekoloji kanser taramasını ifade aktarmaya çalışacağım. Yansı görünüyor sanırım, değil mi, bir problem? Görünüyor. Bu çerçevede ben serviks kanseri tanısı almış ve bu süreçte neler yaşamış, hem kendisinin hem eşinin neler yaşamış Ahmet Bey ve Selma Hanım'ın hikayesini anlatarak aynı zamanda da engelli gruplarda meme ve serviks kanseri taramaları çalışmamız vardı. Bu çalışmamızı sizlerle paylaşacağım aslında sunum boyunca. Fiziksel engelli kadınlar taramalara katılıyorlar mı? Ne kadar katılıyorlar? Katılamıyorlarsa bunların karşılaştıkları engeller neler? Bunları anlatmaya çalışacağım. Şöyle indirirsem. Selma Hanım ve Ahmet Bey ile kısaca anlatmak isterim size. 58 yaşında Selma Hanım, ilkokul mezunu, ev hanımı. Sadece küçük bir kasabada yaşıyorlar ve kasabada sadece aile sağlığı merkezi var. 3 çocuğu var, çocukların hepsi evli ve kendisinden uzakta yaşıyorlar. 7 yıl önce uyku apnesi geçirmiş, bu nedenle kısmi felç nedeniyle 7 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı. Bağımlılık düzeyi %95. Öz bakımını, günlük yaşam aktivitelerini ve bütün bakımını eşi sağlıyor. Eşi Ahmet Bey de 65 yaşında, orta öğretim mezunu, bir bankadan hizmetli kadrosundan emekli olmuş, geçim kaynağı, emekli maaşı. Eşinin her türlü bakımında birinci derecede kendisi sorumlu. Dolayısıyla Selma Hanım özel incinebilir bir grup içerisinde yer alıyor. Biz özel grup, incinebilir gruplar dediğimizde kimleri ifade etmeye çalışıyoruz, kimleri tanımlıyoruz? İncinebilirliğin tanımına bakarsak, temel fonksiyonları yapabilmek için bir yardıma ihtiyaç duyan, bağımlı olan, başkalarıyla iletişim kurmayı engelleyen bir duruma sahip olan, saldırılardan, kötü davranışlardan, suistimallerden kendini koruyamama hali olarak incinebilirliği tanımlayabiliriz. Kimler var bu grupta? Yaşlılar, mental hastalığı olanlar, tutuklular, evsizler, mülteciler, 18 yaş altı kişiler, gebe kadınları sayabiliriz ve bunların içerisinde önemli bir yer kaplayan engelliler de incinebilir grup arasında. Biz engelliliği kendi içerisinde de ortopedik engelli, görme, dil ve konuşma engelliliği, işitme engelli, zihinsel engelli ve süren hastalıklar olarak da alt gruplara ayırabiliriz. Gerek Birleşmiş Milletler, gerek Dünya Sağlık Örgütü birçok tanım yapmış ama engelliler kanununa göre Türkiye'deki tanım doğuştan ya da sonradan herhangi bir sebeple bedensel, zihinsel, duyusal, ruhsal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde yitirme sebebiyle toplumsal hayata uyum sağlama ve günlük yaşam aktivitelerini karşılama güçlükleri olan ve koruma, bakım, rehabilitasyon, destek ve danışmanlık hizmetlerine gereksinim duyan kişi olarak güzel bir tanım yapmış. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmalarına göre de dünya nüfusunun yaklaşık %15.6'sı bir engel türüyle yaşıyorlar. Küresel hastalık yükü raporlarına göre de %19-20'lere varıyor. Yani 10 kişiden 2 kişi bir şekilde engele sahip. Ülkemizde ise bu oranlarla orantılı olarak yaklaşık %12 engelli bireyler oluşturuyor. Bunların da %57'si kadın olup %30'u da üreme çağında olan kadınlar. Bu gruplar neden önemli? Çünkü daha kırılgan, daha hassas, daha korunmasız gruplar, kendini daha az koruyabilen, daha çok örselenebilen gruplar, ilişkinin güçsüz tarafını oluşturanlar, haklarını korumaya ya da hizmetlerden faydalanmakta daha yetersiz kalanlar ve gerek koruyucu gerekse tedavi edici sağlık hizmetlerinden daha az faydalanabilen gruplar oluyorlar.
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden, sağlık hizmetlerine uğraşma, bilgiye ulaşma, tıbbi bakım alma, rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanma konusunda yetersizlikler, eğitim ve istihdam alanında yaşanan problemler ve üreme sağlığı ve koruyucu sağlık davranışlarına yönelik problemleri de daha çok yüzleşiyorlar. Selma Hanım ve Ahmet Bey de bu yaşadıkları küçük kasabada, maddi imkanları da sınırlı, yapabildikleri en büyük sosyal aktivite evlerinin önünde havalar güzelse oturup bir çay içebilmek. Çünkü gerek fiziksel şartlar gerek ekonomik şartlar nedeniyle çok fazla toplum içerisine karışamıyorlar. Bilgiye ulaşmada yetersizlikler ya da onlara sağlık hizmeti sunmada yetersizliklerimiz nedeniyle de her türlü sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamıyorlar. Bulundukları ilçede aile sağlığı merkezi var. Aile sağlığı merkezini de daha çok ilaçlarını tekrar yazdırmak amacıyla kullanıyorlar. Onda daha çok İbrahim Bey Selma Hanım'ı komşusunun yanına bırakarak kendisi daha çok aile sağlığı merkezini kullanıyor. Dünyada ve ülkemizde engelli kadınların taramalara katılma durumunu belirleyen çok az çalışma var. Ama bu çalışmalarda bu kadınların rutin taramalara katılmalarının daha az olduğu ve bu konuda birçok engelle karşılaştıklarını gösteriyor. 2010-2018 yılları arasında yapılan çalışmalarda bir meta analizde hareket zorluğu ve kompleks aktivite sınırlığı yaşayan 66.641 vaka engelli üzerinde yapılan çalışmalarda daha az taramalara katıldıkları, meme kanseri oranlarının ve serviks kanser oranlarının sağlıklı bireylere göre, engelsiz bireylere göre daha fazla yaşadıkları belirlenmiş. Yine bu kadınların taramalara daha az katıldıkları, özellikle çoklu engeli olanların bu konuda daha hassas, daha dezavantajlı grubu oluşturdukları belirlenmiş. Benzer şekilde öğrenme güçlüğü çeken kadınların ya da farklı engelleri olan kadınların serviks kanser tarama programlarına da dolayısıyla daha az katıldığı belirlenmiş. Ülkemizde yapılan çalışmalar da yine yurt dışı çalışmalarla benzer şekilde bu kadınlar taramalara ya hiç katılmıyorlar ya da gerçekten taramaya katılmak için bu programlara dahil olamıyorlar. Özhan Hocam da belirtti, Mine Hocam da belirtti. Korumada önemli olan birinci primer korumada aşılama, ikinci korumada taramalara dahil olmaları. Ve birçok kanıt gösteriyor ki eğer başarılı bir basit bir pap simir alınmayla servikal kanserin erken dönemde belirlenebildiği ve erken dönemde belirlenebilen servikal kanserin tedavideki başarı oranının %70-%90'a kadar yükseldiğini biliyoruz. Hatta HPV enfeksiyonu nedeniyle servikal kanser taramasının bir kanser hikayesinin 10 yıl öncesine dayandığını, yani bu hastalığı biz 10 yıl önceden belirleyebilir, önlem alabileceğimizi çalışmalarda gösteriyor. Ve yapılabilecek, evet, basit bir pap simir testi hayatta kalma oranlarını oldukça yüksek bir şekilde sağlıyor ve bunu da ücretsiz bir şekilde kanser erken teşhis tarama merkezleri bu hizmetleri veriyor. Ancak sağlıklı kadın, engelsiz kadınlarda taramalara katılma az olduğu gibi engelli kadınların yaşadıkları bu sorunlar da maalesef çok fazla. Çünkü Selma Hanım da hiç taramalara katılmamış. Uzun yıllar süren anormal akıntısı ve anormal kanamalarını hep göz ardı etmiş. Ta ki idrar yapmada zorluklar dayanılmaz hale geldiğinde sağlık merkezine başvurmuşlar ve gerekli tetkiklerden sonra evre 3 serviks kanseri tanısı ailelerinin ortasına bir bomba gibi düşmüş. Yine ben zaman zaman bahsedeceğim. Biz de engelli kadınlar acaba taramalara ne kadar katılıyorlar, katılabiliyorlar mı, neden katılamıyorlar diye niteliksel bir çalışma yapmıştık arkadaşlarımızla. 16 kadınla görüşme yaptık. 90 araştırmayı geçiren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı ve engel oranı %70 olan, yani kendi öz bakımlarını yapamayan, mutlaka birisine bağımlı olan 16 kadınla yüz yüze görüşmeyle yapmıştık ve bulduğumuz temalar taramaya katılan kadınların taramaya katılma nedenleri ve tarama deneyimleri, katılmayan kadınların neden katılmadıkları ve daha önceki hastane deneyimleri nelerdi şeklinde bir tema oluşturduk.
Görüşmeye katılan kadınlar genellikle üreme çağında 30-64 yaş arasında 8 kişi evli, 8 kişi bekar. Eğitim durumları daha çok okuryazar değil, ikisi okuryazar değil, ikisi okuryazar şeklindeydi. Ve neden taramaya katıldıklarını sorduk kendilerine. Bunlardan 4 kişisi, 3 kişinin eline memesinde bir kitle geldiği için, bir kişisinde memede ağrı hissettiği için, yani belirtiler ortaya çıktığında, sağlıklı yani herhangi bir şey olmadan değil de belirtiler ortaya çıktığı için gittiğini, pap smear yaptıran 2 kişinin de anormal akıntı nedeniyle ve doktoru, diğer bir kişi de doktoru önerdiği için pap smear yaptırdığını görüyoruz. Yani bir belirtiye gereksinim hissettikleri için bu kadınlarımız taramaya katılmışlar. Herhangi bir belirti olmadan, herhangi bir sorun olmadan kontrollere gitmediklerini görüyoruz. Kadınlardan birisi dedi ki, bir gün banyo yaparken göğsüme dokundum ve elime bir şişlik geldi. Çok korktum. Hemen doktora gittik. Bundan birkaç yıl önce de kasıklarımda ağrı vardı. Akıntım, düzensiz kanamalarım olmuştu. Geçmesini bekledim. Ta ki geçmeyince doktora başvurdum. O zaman da simir alınmıştı. Yani belirtiler ortaya çıktığında başvurduğunu ifade etti. Hastaneye ulaşana kadar bu kadınlar engellerinden dolayı, yani fiziksel koşullardan dolayı birçok engele karşılaşıyorlar. Bunlar yolların uygunsuzluğu, toplu taşıma araçlarının yeterli bir şekilde, engellilerin binmesine uygun toplu taşıma araçlarının yetersizliği, kaldırımların uygun olmadığı, rampaların uygun olmadığı gibi birçok sorunla karşılaştıklarını ifade ettiler. Bir kadın dedi ki, biz tekerlekli sandalyeye bağımlı olanlar için her şey çok zor. Mesela yollar bize göre düşünülmüyor. Bizim binebileceğimiz otobüsler çok nadir geliyor. Hastaneye gitmek elbette çok zor. Otobüse binmemiz, inmemiz tekerlekli sandalyeye bağlı insanlar için çok düşünülmeden yapılan yollar nedeniyle birçok zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama ben bunları yapabiliyorum. Yani hastaneye kadar bir şekilde gidebiliyorum. Yani başarıp hastaneye kadar gelen kadınları biz ne tür engellerde, ne çok engelleri aşarak geldiğini bir kere daha fark etmemiz lazım. Bazı kadınlar ambulans olmadan simir aldırmak, mamografi çektirmek ya da hastaneye gitmek mümkün değil. Ambulans çağırıyorum ancak öyle gidebiliyorum diyen ya da ambulans hizmetlerine ulaşmak zor deyip kendi maddi imkanlarıyla özel araçlarla gelebiliyorlar. Hastaneye kadar ulaştılar. Her şey bitti mi? Değil. Bu defa hastane ve muayene ortamında da birçok güçlükle karşılaşabiliyorlar. İşte kalabalık, hastanenin kalabalık olması, sırada beklerken zorluklar yaşanması, koridorlarda rahatlıkla ilerleyememeleri, onlar için uygun olmaması, muayene odalarının dar olması nedeniyle tekerlekli sandalyeyle rahat hareket edemediklerini ifade ettiler. Bir kadın, asıl zor olan hastanede karşılaştığımız zorluklar, kalabalıklar, koridorda rahat gidememek, sıra beklemek, odalar küçük, tekerlekli sandalyeyle rahatlıkla odaya giremiyoruz. Kenarlarda tutunma yerleri yok. O yüzden muayene masasına geçerken çok sıkıntı çektim. Muayene masasına kocam kucaklayarak oturtmuştu beni. Bu benim için çok zordu ifadesinde bulundu. Bir diğer kadın da, eşim tekerlekli sandalyeyle mamografi çekilen odaya kadar getirdi. Oğlum muayene masasına aldı. O yüzden biraz zorlandık. Bir daha bu durumu yaşamak istemem diye deneyimlerini ifade etti. Kadınlar daha çok başka birilerine bağımlı olmanın da büyük sıkıntılarını yaşıyorlar. Tek başına hastaneye gitmeyi beceremiyorum. Mutlaka birine ihtiyaç duyuyorum. Ayrıca hastanede de yardım gerekiyor. Bu işi yardımsız yapamıyorum. Kendi başıma gidememek bir sorun. Başkalarına bağımlı olmak daha zor geliyor şeklinde ifadeler bulundular. Peki hastanede sağlık personeliyle ilgili görüşleri nasıldı kadınlarımızın? Sağlık personelinin kendilerine oldukça yardımcı olduklarını, ellerinden geleni yaptıklarını ifade ettiler. Ancak bazen bazı sağlık personelinin de tam olarak neyi yapıp yapamayacaklarıyla, onların rahatsızlıklarıyla ilgili çok bilgiye sahip olamadıklarını ve kendilerini yönlendirdiğini söylediler. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğumdan beri hayatımın kontrolünü hep başkalarına bağımlı. Hastaneye geldiğimde de sağlık personeline bağımlı olduğumu hissediyorum. Gücün hep başkalarında olduğunu hissediyorum. Buna alıştım artık ama zor bir durum diye ifade ettiler. Bunlar taramaya katılan kadın, 6 kadındı. Taramaya katılmayan 10 kadında neden katılmadıklarını sorgulamıştık. Bunlar da
daha çok kendimi risk altında görmediğim için gerek duymadığını, daha önce tarama yaptırmadım, ihtiyaç duymadım, ailemde kanser hikayesi yok, kendimde bir sorun görmüyorum, şikayetim yok ama ihmal de ediyorum şeklinde ifade etti. Ya da diğer kadınlar gibi, engelsiz olan kadınlar gibi de tarama yaptırmadım, kötü bir sonuç çıkar diye korkuyorum. Daha önce pap smear testi yaptırmadım, annemde rahim ağzı kanseri çıktı, bende de çıkar diye korkuyorum. Utanıyorum, jinekolojik muayene masasına yatmaktan utanıyorum. İşlemin acı vereceğini düşünüyorum, bu yüzden çekiniyorum. Yani tamamen bilgi zafiyetine, bilgi eksikliğine yönelik de korkularını, kaygılarını dile getirdiler. Simir aldırmak için o masaya oturabilir miyim, kalkabilir miyim bilmiyorum. Sorun benim için çok büyük. Ben engelimle ilgili normal muayenelerimi yaptırmakta çok zorlanıyorken kanser taramalarını yaptırmamı hiç düşünmedim. Düşünsem bile doğum masasına nasıl çıkarım, hele mamografi nasıl çektiririm hiç düşünemiyorum şeklinde tamamen cihazların kendilerine uygun olmamasından kaynaklanan ya da bu testlerin nerede yapılacağını, nasıl yaptırılacağını, ücretli olmadıklarını bilmediklerine yönelik ifadelerini tanımladılar. Hastaneye ulaşan diğer sağlık problemleri nedeniyle hastaneye gelen kadınlar da yine fiziksel koşulların uygun olmadığından, hastaneye geldiklerinde de hastanedeki fiziksel koşulların uygun olmadığından bahsettiler. Sağlık personelinden ne bekliyorsunuz diye son olarak sorduğumuzda personelin daha bilinçli olmasını, özellikle hemşirelerin engelli bireylerin de nasıl davranılması gerektiği konusunda biraz daha duyarlı olmaları gerektiğini, engelli bireylere daha öncelik tanınması, hizmet sunulmasının ihtiyaç duyduklarını, sıra beklemek istemediklerini, hatta uzun süre hastanede kalmak demek onlar için, tuvalet ihtiyacının ortaya çıkması, hastanede tuvalete gitmenin çok zor olduğu, o yüzden işlemlerin biraz daha hızlı yürütülmesini talep ettiler. Fiziksel koşulların daha uygun olması gerektiğini söylediler. Gerekli koşullar sağlanırsa herkes güle oynaya hastaneye gider, biz zaten hastalık hastası değiliz ki şeklinde de ifade ettiler. Biz sağlık personeli olarak özel gruplardaki kadınlara ulaşmalı, karşımıza başka tarama nedeniyle gelmemiş olan, başka sağlık problemleri nedeniyle gelmiş olan bu kadınları da fırsat bilip mutlaka karşımıza gelmişse bir tarama programlarından geçirmemiz çok önemlidir diye düşünüyorum. Sonuç olarak sağlıklarını koruma ve sürdürmelerinde bir engel olduğu, kanser taramalarıyla ilgili bilgilendirme ve eğitime ihtiyaç duydukları gözden kaçırılmaması gerekiyor. Unutmamalıyız ki birçok engelli kadın evden çok az çıkabiliyorlar ya da çıkamıyorlar. Bizlere geldiklerinde de maalesef birden çok Everest Dağı şeklindeki engeli aşıp geldiklerini unutmamamız gerekiyor. Evet, Selma Hanım ve Ahmet Bey Evre 3 servis kanseri tanısı aldılar. Bulundukları yerde küçük bir kasaba olduğu için, hastane bulunmadığı için başka bir şehirde oturan kızının yanına gitmek zorunda kaldılar. O kızlarının da evi ikinci kat, asansör yok. Selma Hanım yürüyemiyor, hep yardımla sedyeyle indirilip çıkarmak zorunda kaldı. Konfor ortamlarından uzaklaşmak zorunda kaldılar. Devlet hastanesinde yakın tarihte randevu alamadıkları için özel bir hastaneye başvurmak durumunda kaldılar. Maddi zorluklar getirdi beraberinde. Her defasında ambulans çağırıp ambulansla sedyeyle indirmek çıkarmak çok büyük zorluklar getirdi. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra cerrahi operasyon yapıldı ve bir süre sonra da postop 3. gün taburcu oldu. Yine kızının yanına gitti. Kızının yanında yaşamakta bazı sıkıntılar yaşadılar. Gerekli iyileşme tamamlandıktan sonra onkologla görüşüldü. Onkolog şu an için 5 hafta radyoterapi alması gerektiğine karar verildi. Kızının evinde kalma sorunu yaşandığı için başka bir yerden ev tutmak durumunda kaldılar. Bu da ekstra beraberinde hem
konfor alanlarından uzaklaştıkları hem de maddi olarak sıkıntıları beraberinde getirdi. Ve şu anda radyoterapi o yeni tutukları evden gidip gelerek her gün ambulansla radyoterapi tedavisi alıyor ve bunun da yan etkilerini kısmen yaşamaya başladı. Yani erken dönemde tedavi tanı koyulabilecek ve ön alabilecek bir hastalık nedeniyle hem ailenin hem Selva Hanım'ın hem de tüm ailesinin gerçekten tüm hayatını ciddi anlamlarda bozan, konforlu alanlarından uzaklaştıkları, hem maddi olarak hem de diğer alanlarda ilişkiler olarak yıprandıkları zorlu bir sürecin içerisine girdiler ve bundan sonra onları neler bekliyor çok da tahmin edemiyorlar. Eğer zamanında taramalara katılmış olabilseydi bunların belki hiçbiri ya da çok az bir şeyi yaşanacaktı. Sonuç olarak kadınlara ulaşılması ve yeterli bilgilendirmelerin yapılması, özellikle engelli bireylere, incinebilir gruplara daha hassas davranılması, hizmetin daha ulaşılabilir hale getirilmesi, sağlık personelinin bu konuda daha duyarlı ve bilgili olması belki birçok hastaya daha ulaşılabilir, hasta olmadan ya da zor aşamalara gelmeden tedavi ön alınabilir durumu da olabilecektir. Daha çok kadının hayatına daha erken ve daha güzel dokunuşlar yapmak dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayşe, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir yaşam öyküsüyle beraber anlattığın için bu konuyu çok ilgiyle dinledim. Aslında özel gruplara, bu incinebilir gruplara çok ilgi duyduğum bir konu. Fakat hiç böyle niteliksel bir çalışmayla bu kadar derinlemesine sorunların ortaya çıkarılmasını ilk defa görüyorum. Daha doğrusu bu kadar sorunların derin olduğunu ve yaşadıkları sorunların ne kadar önemli olduğunu farkına varıyoruz. Hep böyle daha yüzeyel konuşuyoruz ama niteliksel çalışmalarda işte bunlar daha net ortaya çıkıyor. Bize de çok yol gösterici oluyor. Gerçekten sağlık hizmetlerinin onlara yönelik de en son slaytında dediğin gibi onlara yönelik ve daha kaliteli bir hizmet sunulması çok önemli. Çünkü anladığım kadarıyla toplumda %12 ile %19 arasında değişiyor. Yani bir oranları da çok yüksek. Onun için bu grubu bu kadar göz ardı etmeden bunu vurguladın ve bizim önümüze de koydun. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten teşekkür ederim hocam. Sağ güzel bir sunumdu ve çalışmanız da çok güzeldi. Tebrik ediyorum. Sağ olun hocam. Evet. Evet, ben de teşekkür ediyorum Ayşe hocamıza. Verilerini de beraber toplamıştık. Yazarlarından birisi de benim hocam. Gerçekten evlerinde büyük bir emekle birebir derinlemesine görüşmeler yaparak hani kadınların evlerine giderek topladık biz bu verileri. Hani bizim için de çok özel bir deneyimdi. Tekrar teşekkür ediyorum Ayşe hocama da. Çok değerli katkılar sağladı. Ben teşekkür ederim. Hocam şimdi soruları alalım. Bir sorumuz var aslında Özhan hocama. HPV testleri hakkında ne düşünüyorsunuz sayın hocam diye. Kendisi cevap yazmış ancak hani kısaca bir cevabını da söylerseniz memnun oluruz hocam. Aslında değerli Mine hocam anlattı zaten. KİTEM gibi aile sağlığı merkezlerinde HPV testleri ücretsiz olarak bakanlığımız yapıyor. Bizim bakanlığımız politikası 30 yaşından sonra HPV testleri yapılmaya başlanıyor ama dünyada bu yaş artık 25'e çekildi. Henüz bununla ilgili Türkiye'de şu anda bir geriye çekim diye bir şey yok ama yakın zamanda ben onun da geriye çekileceğini düşünüyorum. 25 yaşı için dünyada almış 2 tane FDA onayı almıştı artık test var. O yüzden bu testler birazcık daha sanki ön plana böyle ön yaş için birazcık da erkene çekilmeye başlandı. Ama daha erken önermiyoruz. 25 yaşın altında HPV testi bakmıyoruz. Zaten bakılsa da bunların pozitifliği çok yüksek oranda pozitif çıkıyor. O zaman gereksiz yere de müdahalelerde bulunmuş oluyoruz. Bazen görüyoruz maalesef 25 yaşın altında HPV testiyle gelen hastalar sonuç pozitif çıktığında ki bu kadar genç yaş hastalar HPV bulaşı olduğunda genellikle bunları eradike ediyorlar. Bizim için HPV aslında olmasından ziyade HPV virüsünün persiste etmesi çok büyük problemdir. Ve 25 yaşın altında bunların persistansı çok düşük.
O yüzden 25 yaş dünya kabul ediyor. Ülkemizde ise 30 yaşından sonra bu taramalar ücretsiz olarak yapılıyor. HPV testinin negatif olması da bize 5 yıllık bir güvence sağlıyor. HPV testinin negatif olması 5 yıl daha o tarama testlerinin yapılmadan en azından serviks kanser açısından rahat bir ömür geçirmek için bizim için önemli bir kriter olur. Teşekkür ederiz Özhan Hocam kapsamlı cevabınız için. Başka bir soru ben göremedim. Evet. Teşekkür ediyorlar konuşmacılara. Teşekkürler var, evet. Evet, başka Lale Hocam, size de çok teşekkür ederiz. Moderatörlüğümüzü kabul ettiğiniz, bize zaman ayırdığınız için. Sizlerle beraber gerçekten çok daha güzel bir webinar gerçekleşiyor. Çok teşekkür ederim. Sizden hani evet, son sözlerinizi alalım. Tamam. Ben de çok teşekkür ederim. Buyurun. Hocam normalinde ara vardı bizde. Ancak hani biraz zamanı açtık. Dolayısıyla hani uygun görürseniz webinarda olduğu için ara vermeden devam edebiliriz. Bence de öyle yapalım. Ben sözü o zaman Ayşin Hanım'a bırakayım bütün bir oturum için. Değerli hocalarım, değerli konuşmacılar, tüm katılımcılar çok teşekkür ederim. İkinci oturumumuz için Sayın Profesör Doktor Nur Şenel ve Ayşegül Doğan'ın moderatörlüğüne devam edeceğiz. Nur Şenel tanıtırsam kısaca hemşirelik lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Okulu'nda 77 yılında tamamladıktan sonra asistan olarak okulda devam etmiş ve 79 yılında yüksek lisansını tamamlayıp 1985'te doktora, 1989'da doçent unvanı alıp 1995'te de profesör olmuştur. Ve burada 1987 ve 2005 yılları arasında GATA'da Hemşirelik Su Okulu'nda muvazzaf subay olarak görev alıyor. Ve 2005 yılında da yine albay olarak albay rütbesini aldıktan sonra görevini sürdürüyor ve bir süre sonra zamanı geldiğinde emekli olduktan sonra şu anda özellikle benzeri bilimsel çalışmaları için halen çalışmakta. Ayrıca Nur Hocamızın şöyle bir özelliği var. 1978 yılında bu terapötik taç denilen sertifikalı eğitimi tamamladıktan sonra enerji tıbbı ve insan doğasına yönelik olarak gerçekleştirdiği özel çalışmaların bütünleyici ve integratif tıp hemşirelik çerçevesinde mesleki bilgi ve uygulamaların bütünleştirici ve zengin bütünleştirici olarak devam etmektedir. Ayşegül Doğan ise 1996 yılında yine Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 11 yıl kadar jinekolojik kemoterapi alanında çalışmıştır. Halen aynı kurumda Kadın Hastalıkları ve Doğum Ameliyathanesi'nde sorumlu hemşire olarak çalışmaktadır. Her iki moderatörümüze de çok teşekkür ediyorum. Sözü Nur Hocam'a bırakıyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim sevgili Ayşin. Değerli katılımcılar, sevgili arkadaşlarım, hepinize burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Jinekolojik onkoloji grubunu içtenlikle kutluyorum bu değerli ve anlamlı aktiviteleri için. Davetleri için de teşekkür ediyorum. Evet, ilk konuşmacımız Canan Pürücü arkadaşımız. Kendisini uzman hemşire. 2002 yılında Gülhane Hemşirelik Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur. 2010 yılında aynı fakültede iç hastalıkları hemşireliğinde yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen de Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği sorumlu hemşiresi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda da Gülhane Hemşirelik Fakültesi'nde doktora eğitimini sürdürmektedir. Canan, sevgili Canan, sana bırakıyorum sözü ilk sunum için. Sağ olun hocam. Çok sağ olun hocam. Sayın oturum başkanlarım, değerli hocalarım, sayın katılımcılar. Öncelikle düzenleme kuruluna çok teşekkür ediyorum.
bu sunumu bana bıraktıkları için. Ben hızlıca kanser tedavileri ve kanser tedavileri sonunda hastada gelişen semptomları hemşireler nasıl yönetiyor, hemşirelerin sorumlulukları nelerdir, bunları paylaşacağım sizinle bugünkü güzel oturumumuzda. Kanser bir organ veya dokuda hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması, bölgesel dokulara invazyonu ve sistemik metastaz yapma özelliğine sahip bir grup hastalığı ifade eden genel bir terimdir. Bunun asıl nedeni ise DNA'ya hasarlanmasıdır. Hepimizin bildiği gibi. Özhan hocamın bahsettiği verileri geçiyorum. Sayın hocalarım, bunlardan bahsetmek istemiştim. Ve direkt tedavilere geçiyorum. Kanser tedavisi özellikle jinekolojik kanserin tedavisinin şeklini belirlemede tümörün histopatolojik özelliği, metastaz yapıp yapmaması, evresi dikkate alınarak tedavi planı yapılır. Tedavinin amacı hastaları tedavi etme, hastalığı kontrol altına alma veya ileri evrede palyatif olarak hastanın yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini arttırmak için uygulanır. Cerrahi tedaviler, kemoterapiler, radyoterapi başta olmak üzere immünoterapiler, hormonal tedavi ve hedefe yönelik ajanlar monoterapi olarak veya kombine olarak hastaya uygulanmaktadır. Kemoterapinin esas amacı kanser hücrelerini hedef alıp öldürmek olsa dahi kemoterapilerin sensitif özelliklerinin, seçiciliklerinin olmaması nedeniyle vücut hücrelerinde hızlı proliferi olan hücreleri de maalesef zarar görmektedir. Kemikli hücreleri, giz mukoza hücreleri, saç folikülleri, testis epitiliumu gibi hızlı proliferi olan hücreler kemoterapiden maalesef olumsuz etkilenmektedir. Ve bu istenmeyen durum nedeniyle kemoterapi yararlı etkilerinin yanında birçok yan etkiye sebebiyet vermektedir. Şöyle bir literatür incelediğimizde jinekolojik kanserlerde kullanılan kemoterapileri bağlı olarak en fazla hastalarda ellerde ve ayaklarda uyuşma, platin bazlı ve karboplatin, sisplatin ve taksanların sıklıkla kullanıldığı bir grup olduğu için jinekolojik kanserler sık görülen semptomlar arasında da ekstremitelerde uyuşma, yani nörotoksiteler en üst sırada. Yine yorgunluk, ikinci sırada alopesi, iştahsızlık, tat değişiklikleri, kas ağrıları, uykusuzluk, baş dönmesi, konstipasyon ve bulantı kusma olarak sıralayabiliriz bu semptomları. Kemoterapiye bağlı gelişebilecek nötropenik sepsis, kanama gibi semptomlar ise hayata tehdit edici durumdadır ve bu nedenle kemoterapi uygulamalarına karar vermeden önce, her bir kemoterapi uygulamasından da önce semptom ve toksiteler değerlendirilmelidir der bize rehberler. Semptomların şiddetini değerlendirmek için Ulusal Kanser Enstitüsü'nün CT'si, Edmonton semptom skalası, Memorial semptom ölçeği gibi ölçeklerle öncesinde hastanın değerlendirilip öngörülen risklerin belirlenmesi önerilmektedir. Kemik iliği, ilk sırada anlatacağım konu kemik iliği baskılanmalarına karşımıza çıkan semptomlar. Bunlardan biri anemi ve yorgunluk. Anemi sık görülen ve ciddi komplikasyonlardan biri olarak karşımıza çıkar klinikte. Kanserin kendisi veya kanser tedavileri nedeniyle meydana gelebilen bir durumdur. Aneminin görülme sıklığı kanserin evresine, süresine uygulanan kemoterapi protokolüne, cerrahi tedavi varlığına ve radyoterapi alıp almadığına bağlı olarak değişmektedir. Yorgunluk, efor disnesi, aktivite intoleransı, solukluk, baş ağrısı, hipotansiyon, taşikardi, takipne ve menstrual düzensizlikler olarak karşımıza çıkabilmektedir klinik tabloda. Anemiye yol açan temel faktörün düzeltilmesi, kan replasmanının sağlanması, eritropoietin sentezini uyarıcı ajanların tedaviye eklenmesi seçenekler arasındadır. Hemşirelerin anemi tanılı hastaların bakımını planlarken anemi belirtilerini ve laboratuvar bulguları değerlendirilmesi, hasta ve ailesini eğitim planına dahil etmeleri gerekmektedir. Bir diğer semptom ise nötropeni. Nötropeni Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre nötrofil, mutlak nötrofil sayısının kanda 2000 milimetre küpün altına inmesi durumudur. Ateşle birlikte, yani 38.3 santigrat derecenin vücut ısısıyla birlikte görülen nötropeni ise febril nötropeni olarak adlandırılır. Hastanın yaşam standartlarını olumsuz etkileyen, enfeksiyonlara yatkınlığı artıran,
morbilite ve morbiditeye gibi durumlara yol açabilen ciddi komplikasyonlardan biridir nötropeni. Yine maliyet etkin politikalar uyguladığımız hastalarda da nötropeni gelişen ve febril nötropeni olan hastalar maliyet etkin maliyetleri de arttırmaktadır. Yine hastaların yaşamını tehdit eden semptomlardan biridir. Nötropenik hastanın bakımında hemşirenin sorumlulukları ise özetle sıralayacak olursak enfeksiyon belirti ve bulgularını gözlemlemek ve kaydetmek, deri bütünlüğünü korumak ve hastanın gereksinim duyduğu günlük bakımı sağlamak, bunlar ağız hijyeni, vücut hijyeni, nötropenik diyet gibi. Hasta ve ailesine nötropeni ve enfeksiyon ilişkili ve korunma yöntemleri hakkında sıklıkla bilgi vermek, hastanın yaşam bulgularını gerekli sıklıkla takip edip order edilen ilaç desteğini sağlamak, dinlenme ve beslenme planlarını uygulamak ve yapmak olarak planlanabilir. Yine ilaç dışı yöntemlerde koruyucu izolasyon önlemleri, el yıkama, eldiven kullanımı, mikroplardan uzak kalmaya çalışması herkesin, sağlık personelinin de ve bir yerini kesmemeye özen göstermesi hakkında hastayı uyarmak da önemlidir. Sıklıkla kullandığımız, destek aldığımız ilaç grubu ise GCSF dediğimiz granulosit sistem edici ilaçlar tedavilerine eklenir hastaların. Yine bir diğer semptom trombositomi ve kanama riski olarak karşımıza çıkar. Trombositler kemik iliğinde üretilirler ve kemik iliği baskılanması sonucunda da kemoterapi alan hastalarda ve kanser hastalarda normal olması gereken 150 bin sınırının altına sıklıkla düşmektedirler. Temel işlevi kanamanın durdurulması olan bu hücreler kemoterapi, kemik iliği depresyonu, katılaşma faktörlerinin yetersiz yapımı gibi sebeplerle azalır ve kanama riski ortaya çıkar. Hastada karşımızda klinik seyirde peteşi, ekimiyoz, hematuri, hipotansiyon, taşikardi ve anemi olarak görülebilir. Yine bu tür hastalara eğitiminde banyo yaparken ve dolaşırken travmalardan korunması, ağız bakımı için yumuşak materyal kullanılması, alkolü içeceklerin yasaklanması, aspirin gibi non-steroidal anti-inflamatuar ilaçların kullanılmaması, intramüsküler uygulamalardan kaçınılması, deri kontrolünün sıklıkla yapılıp morluk, peteşi gibi bulguların kaydedilmesi, diş eti, burun, idrar, dışkı kanaması gibi anormal kanamaların doktora bildirilmesi ekibe. Yine doktor istimine göre trombosit transfüzyonlarının verilmesi, Valsalva manevrası gibi zorlayıcı manevralara uyarılması ve hastanın kabız kalmaması için gerekli tedavi planlarının yapılması, yüksek proteinli, kalorili besinlerle bol sıvılı diyet uygulanması önerilmektedir. Kanser ilişkili yorgunluğa bakacak olursak da kanserli hastaların tamamına yakın yaşadığı bir semptomdur ve kemoterapi alan kanser hastalarında daha sık ve %100 oranında görülmektedir. Bunun için yapabileceklerimiz ise hasta ve aile eğitim ve danışmanlık, psikolojik eğitim yaklaşımları, uyku terapileri, beslenme tedavisi, hastanın gece uykularının ve gündüz uyku periyotlarının düzenlenmesi, uyku hijyenine sadık kalınması şeklinde sıralanabilir. Bulantı kusma bir diğer semptomumuz. Kanser hastalarının yaklaşık %90'ının herhangi bir düzeyde deneyimlediği, yaşam kalitesi başta olmak üzere hastalara psikolojik, fizyolojik ve sosyal açıdan olumsuz duygular yaşatan, hastaları kemoterapiye reddetmeye kadar götürebilen, ivedilikle kontrol altına almamız gereken bir semptomdur. Bulantı kusma hastalığın kendisi nedeniyle olabileceği gibi kemoterapi veya opioid kullanımından dolayı da karşımıza çıkabilir. Kemoterapi tedavisi sonrası bulantı kusmanın antiemetik ilaçların kullanımına rağmen hastaların yarısında geçmediği, devam ettiği literatürde belirtilmektedir. Hastanın genç olması, kadın olması, alkol kullanımı, yüksek şiddetteki ağrı varlığı gibi kişisel özellikleri de bulantı kusma semptomunun kontrol almada bizi zorlayan faktörlerdendir. Kemoterapiye bağlı görülen bulantı kusma üçe ayrılabilir. Akut bulantı kusma, kemoterapiyi takiben 24 saat içinde görülür ve kontrol etmesi daha kolaydır. Gecikmiş bulantı kusma, tedaviyi takiben 3. günden sonra görülür ve 7. güne kadar uzayabilir. Biraz zor bir semptomdur, biraz uğraştırır. Beklenti bulantı kusması dediğimiz daha zor olan semptom ise daha çok hastaların önceki geçmiş deneyimlerinden kaynaklanan,
Kemoterapi döngüleri esnasındaki eski yaşantılarından beynin limbik sisteminin bulantı kusmayı tetiklemesiyle hasta o semptomu yaşıyormuş gibi daha tedaviye gelmeden önce bulantısının başlaması durumudur ve en zor durumlardan biridir. Bu tür hastalar karşımıza geldiğinde genellikle telkinler, bilinçaltı terapileri ve daha çok anksiyolitiklerden faydalanırız. Bulantı kusmanın farmakolojik tedavisinde antiemetikler, antihistaminikler, kortikosteroidler, prokinetik ajanlar, dopamin serotonin antagonistleri gibi ilaçlar ve kombinasyonları kullanılmaktadır. Bulantı ilaçlarının en az yemeklerden yarım saat önce alınması çok önemlidir. Sık sık tuzlu karbonatlı yani temel ağız bakımı dediğimiz ağız bakımının yapılması önemlidir. Vücut ağırlığı, aldığı çıkardığı sıvım miktarı, kan değerlerinin takibinin nasıl yapılması gerekmektedir hastalarda. Tedavi öncesinde ve sırasında gevşeme teknikleri uygulanabilir. Fayda görür hastalar bu tekniklerden. Fiziksel çevrenin temiz ve kokusuz olması da çok önemlidir. Ve giysilerinin rahat olması önemlidir hastaların. Bir diğer semptomumuz diğeri. Onkoloji hastalarında kemoterapik ilaçların bağırsak peristaltizmini etkilemesi ve bağırsakta hızlı proliferi olan yüzeyal tabakanın hasarlanması sonucunda ortaya çıkan bir semptomdur. Kemoterapi dışında radyoterapi, bağırsağın var olan enflamatör hastalıkları, cerrahi işlemler, enfeksiyonlar, ilaçlar, laktoz intoleransı gibi durumlar, yaşın ileri olması, stres ve anksiyete de bu semptomun şiddetlenmesine neden olabilir. Konstipasyon da kanser hastalarının yine yarısından fazla deneyimlediği herhangi bir aşamasında karşımıza, tedavinin herhangi bir aşamasında karşısına çıktığı bir semptom olarak görülmekte. En sık nedeni opioid grubu analjezikler olarak bildirilmiş. Antikolinerjik ilaçlar ve kalsiyum kanal blokörleri de konstipasyona neden olabilmekte. Yine beslenme aslı, gastrointestinal motilitenin yetersizliği, sıvı alımının yetersiz olması gibi durumlarda da konstipasyon karşımıza çıkar. Yine bir tümör varlığı, bağırsağı sıkıştıran, daraltan yapışıklıkların varlığı da bu semptomu görmemize neden olur. Kabızlığın tedavisinde temel amaç varsa mümkünse sebebi bulmak ve sebebi ortadan kaldırmaktır. Yine ağrıyla devam etmek istiyorum. Ağrı kanser hastalarında sıklıkla görülen yine bir semptomdur. Hastanın konforunu çok etkiler. Ağrı ileri evre kanser hastalarının %70'inden fazlasında, terminal hastalarda ise %100'ünde görülmektedir. Nöropatik ağrıdan bahsetmek istedim ayrıca. Çünkü bizim jinekolojik kanserlerin tedavisinde kullandığımız platin türevleri, taksanlar, minka alkanoidleri ve diğer ajanların çoğunluğu nöropatik ağrı yani nörotoksite yapabilmektedirler. Bunun yan etkiler işte nöropatik ağrı çeşitli periferik ve merkezi sinir sistemi bozukluklarını içeren geniş bir ağrı sendromuyla karşı karşıya kalabilir hastalarımız. Kendi başına bir hastalık olarak nöropatik ağrı hastaların uyku, günlük işleyişi ve yaşam kalitesi üzerinde önemli ölçüde olumsuz etki yapmaktadır. Kanser ağrısı zaten genellikle nosiseptif, nöropatik ve inflamatuar bileşimlerin bir araya gelmesiyle karma bir fizyopatolojiye sahiptir. Bir de nöropatik ağrı eklenince yine jinekolojik hastalarda ağrı önemli bir semptom olarak klinikte karşımıza çıkar. Ağrı tedavisinde farmakolojik yöntemlerin yanında non-farmakolojik yöntemlerden de faydalanmaktayız. Farmakolojik olarak non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar, opioidler ve adjuvan analjezikler kombine olarak veya mono olarak kullanılabilmektedir. Bunların yanına hemşirelik bakımında bizler periferal teknikler yani soğuk uygulama, yüzeyel sıcak uygulama, masaj, vibrasyon, egzersiz, akupunktur, tens. Bunun dışında bilişsel davranışsal teknikler olan dikkati başka yöne çekme, gevşeme, hipnoz, meditasyon, yoga, hayal kurma, müzik dinletme gibi teknikleri, psikolojik rahatlama tekniklerini yani kaygıyı giderme, ağrıdan başka yere dikkati çekme gibi teknikleri ve cerrahi teknikler olarak ablatif cerrahi yöntemleri ve stimülasyon yöntemlerini ekleyebiliyoruz.
Mukozitler de sıklıkla kemoterapinin yan etkileri arasındadır. Mukozitler ağızdan anüse kadar his boyunca oluşabilmektedirler. Oral mukozitin yönetiminde standart bir rehber bulunmamaktadır maalesef ama kanıta dayalı güncel yöntemlerle bu semptomu kontrol altına almaya çalışmaktayız. Genellikle en genel geçer yöntem temel ağız bakımının protokolünün uygulanmasıdır. Bunlar sodyum bikarbonat ve sodyum klorür içeren gargaralara ek benzedamin hidroklorür solüsyonudur ve bunun yanına yine kanıta dayalı uygulamalardan kekik balı, karadut çurubu gibi solüsyonlar da hastanın bakım planına eklenebilir. Kriyoterapi ve düşük doz lazer tedavisi de kullanılan yöntemler, genel geçer yöntemler arasındadır. Benim sunumum bu kadardı sayın hocalarım. 15 dakikaya sığdırmaya çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler sevgili Canan. Gerçekten zor bir sunum. Şu açıdan ki hem kapsamı çok geniş ve her birini ayrı ayrı konuşmak mümkün oluyor. O bakımdan çok güzel toparlamışsın. Çok teşekkür ederiz. Ben bir şey eklemek istiyorum müsaade ederseniz. Burada beden, zihin, ruh tıbbı çok önemli kanserlerde. Özellikle bütün kanserlerde ama burada konumuz olduğu için jinekolojik kanserler açısından da öyle. Ben bizzat uyguladığım için de ayrıca biliyorum. Hem de araştırmalar gösteriyor ki mesela Reiki enerji tıbbı uygulamaları açısından orta ve yüksek düzeyde kanıtları hastanın bu semptomlarla baş etmesi, tedavinin yan etkilerini azaltması, onun yanı sıra yaşam kalitesini arttırması, işte uyku, depresyon ya da açılan işte yaralar olabilir, ameliyat öncesi sonrası bakım gibi pek çok konuda gerçekten çok çok yararlı oluyor. Ve tabii bunlar bütün hemşirelik girişimlerinin yanı sıra yapılıyor aynı zamanda. Reiki ile birleştiği zaman çok güzel sonuçlar alıyoruz bu alanda. Onu da belirtmek istedim sunum dışında olduğu için. Evet, ben başlangıçta tekrar efendim Canan, pardon. Bir ilaven olacak mı? Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Tamam, sorular kısmında tekrar görüşürüz. Başlangıçta ben söz vermeyi unuttum birdenbire heyecanla. Sevgili Ayşegül Doğan'la birlikteyiz bu oturumda. Onun için ikinci tanıtım için de kendi söyleyecekleri için de şimdi sözü ona bırakıyorum. Teşekkür ederim hocam. Herkese merhaba. Ben de bu ekipte olmaktan, bu grupta olmaktan, hatta yıllardır bu ekiple olmaktan çok mutluyum. Bugün de ayrı bir şekilde gayet daha genişledik, daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışmak için de böyle bir webinar hazırladık. Ben jine onkoloji alt grubunda hem görev yapıyorum hem de bu ekibin ikinci oturumunda Demet Hanım'ı sunmak için buradayım. Demet, programımızda ufak bir değişiklik yaptık. Demet Hanım Ankara'da yani bulunduğu yerden bir yolculuğu planı gündeme gelmiş. O yüzden biz Demet Hanım'la Rüveyda Hanım'ın yerini değiştirmek zorunda kaldık. Demet Hanım Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'ndan 99 yılında mezun olmuş. İhsan Doğru Amacı Çocuk Hastanesi'nde ve bir özel hastanede 10 yıl hemşirelik yaptıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimi hayatına başlamış. 2006-2012 yılları arasında Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde kadın hastalıkları doğum hemşireliği ana bilim dalında bütün akademik hayatına başlamış. 2009-2013 yılları arasında öğretim üyesi olarak çalışmış. 2013-2020 yılları arasında da doktor öğretim üyesi unvanını almış. 2020 yılından itibaren de doçent olarak görev yapmaya başlamış. Kadın hastalıkları ve doğum ana bilim dalında bir sürü lisans üstü ve lisans düzeyde dersler yürütmüş. Çok çeşitli lisans ve lisans üstü düzeylerde de yayınları bulunmakta. 2015 Ocak ayında ve 2015 Mayıs ayına kadar Erasmus bildirimleri ve öğretim elemanı olarak program değişimlerine katılmış. Sonrasında da Slovanya'da ve
Escola Superior ve Enfermagem de Portekiz'de bulunmuş. 2019 yılında da Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne akademik olarak katılıp ebelik bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Şimdi sunumunu yapmak üzere davet ediyorum. Çok teşekkür ederim Ayşegül Hanım, Sayın Nur Hocam, Ayşegül Hocam, değerli hocalarım, sayın katılımcılar, sayın meslektaşlarım. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve selamlıyorum. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Mübeyde Hocama çok teşekkür ederim. Evet, bir yolculuk planı nedeniyle sunumu değiştirmek durumunda kaldım. Bugünkü konum aslında sunumların başlangıcından beri epidemioloji, risk faktörleri, tarama yöntemleri, riskli gruplarda tarama yöntemleri, sonra semptom yönetimi, tüm hastalarda bunlara bakıldı. Şimdi konu biraz daha artık evde sağlık hizmeti bu grup nasıl alır, ona benim sunumuma yönlenecek. Genel olarak jinekolojik kanserli hastalarda evde sağlık hizmeti nasıl başladı, nasıl alabilirler, kapsamında neler var? Bugünkü sunumda, sunum çerçevemde bunu sunmaya çalışacağım size. Yalnız ilerliyor mu acaba? Şu şeyden kitap kısmına gelmeniz gerekiyor. Hemen şöyle bir düzelteyim. Bir donma söz konusu oldu herhalde. Şimdi kitap ilerliyor mu? Yok, ilerlemiyor hocam. Süreyda Hanım, şuraya gelirseniz şu... Ben dokunuyorum şu an. Oradan ilerleyeceğim. Tekrar isterseniz paylaşımı bir durdurayım. Yeniden paylaşımı yapayım. Sanki on... Paylaşım yaptıktan sonra altta kitapta benzer bir işaret var hocam. Mevza Hanım diyorum. Evet. Pardon, Demet Hanım. Demet Hanım şurası. Tamam. Oraya basıyorum. Hı. Evet. Şimdi ilerliyor mu? Yok. Ne ilerliyor? Aşağı tuşa basarsanız oradan da açıklamaların yanında açıklamaların ben de aslında yazan... ilerliyor ama sanki sizde ilerlemiyor gibi geldi bana. Yok, ilerlemiyor. Açıklamalar yazıyor ya burada. Açıklamaların yanında bir kitap var küçük. Lütfen oraya basarsanız. Notlar, açıklamalar. Ekran paylaşımı. Tamam. Şu. Tıklıyorum. Şu kitap. Hı hı. Tıkladım. Sola kayın lütfen. Sol. Biraz bir tane sol. Sol. Ya ekranda sola kayın lütfen. Ekranda. Şu mu? Şu, notlar, açıklamalar ve kitap. Evet. Şurası yani, işte. Yok, geç sola geçin. Bir tane daha geçin. Kitap. Şu mu? Sanki notlar. Ben de onun yanındaki onun yanında bende bir şey yok. Üstüne tek tek tıklayın isterseniz. Şu anda ilerlemiş durumda. Evet. Şimdi bir ilerliyor mu? Bir ekranınızı tam ekran yapın. Tam ekran şu anda bende ama sizde zannedersem tam ekran değil. Şu an bizde bilgisayar ekranı görünüyor. Allah Allah. Biraz önce ilerlemişti aynı şekilde Demet Hocam. Hemen tekrar yapayım. Şimdi oldu hocam. Tamam. Evet. Şimdi de bende ilerlemiyor. Bizde de ilerlemiyor. Şimdi ilerliyor mu? İlerliyor. Evet. İlerledi hocam. Tamam. Evet. Özellikle jinekolojik kanserlerde evde sağlık hizmetine baktığımız zaman hizmetin başlangıcını özellikle kadınlarda jinekolojik kanserlerin cervix kanseri dışında postmenopozal dönemde ortaya çıkması, kadının yaşam süresinin uzun olması, kronik hastalıklardaki hızlı artışın olması, tüm dünya toplumlarında nitelikli uzun dönem bakım hizmetlerinin gerekliliğini ve önemini arttırmıştır ki bu süreçte evde sağlık hizmetleri ülkeler bazında hem maliyet açısından hem de gereklilik açısından önem kazanmış ve popüler bir hale gelmiştir. Türkiye'ye baktığımız zaman evde sağlık bakım hizmeti ile ilgili ilk mevzuatın 2005 yılında çıkarıldığını görüyoruz. Ama bu süreçte bilindiği üzere evde sağlık hizmeti, evde bakım hizmeti kapsamı altında özel sektörün verdiği bir hizmet şeklinde sunuluyordu.
Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın bu dönemde çıkarmış olduğu mevzuat daha çok özel sektörün verdiği hizmeti düzenleyen bir mevzuat şeklindeydi. Daha sonra mevzuat 2010 yılında tekrar düzenlendi ve hizmet birinci basamak sağlık hizmeti üzerinden yürütülmeye başlandı. Ama bu 2010 yılındaki mevzuat yeniden 2015 yılında bir düzenleme getirildi ve Sağlık Bakanlığı'nın evde bakım hizmetleri yeniden düzenlemeye tabi tutuldu. Bu süreçte yine birinci basamak ve kamu kurum ve kuruluşları, özel hastaneler, diş hastaneleri evde bakım hizmetini vermeye devam ettiler. Sonra mevzuat değişikliği yapılmadan 2017 yılında yeniden evde sağlık hizmetlerinde bir köklü değişikliğe gidildi. Bu süreçte evde sağlık hizmetleri ikinci basamak tarafından verilmeye başlandı. Yani evde sağlık hizmeti artık hastanelerin ilgili birimleri, evde sağlık hizmet birimleri tarafından verilmeye başlandı. Peki evde sağlık hizmeti dediğimiz hizmet ne? Bunun tanımını yapacak olursak, çeşitli hastalıklar nedeniyle, bunun içerisinde kanserler de var, evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyaç duyan bireylerin muayenelerini, tetkiklerini, çeşitli tahlillerini, idrar ve kan tahlillerini, tedavilerini, tabi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini kendi ev ortamlarında ve aile ortamlarında yapılmasının sağlanması. Buna ek olarak da aynı zamanda sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin de profesyonel bir sağlık ekibi tarafından yine evde sunulmasına evde sağlık hizmeti diyoruz biz. Peki evde sağlık hizmetlerinden kimler yararlanıyor? Oldukça geniş bir yelpazesi var evde sağlık hizmetinden faydalanan hasta grupları. Bunların içerisinde jinekolojik kanser hastaları olduğu gibi, yani onkolojik kanser hastaları olduğu gibi yatağa bağımlı hastalar, yarı yatağa bağımlı hastalar, yine kas hastaları, ileri derece kas hastaları, Alzheimer, demans, Parkinson tanılı hastalar, KOAH başta olmak üzere çeşitli ileri derecede solunum ve akciğer hastalığı olan hastalar, diyabet hastaları, kardiyovasküler sistem hastalıkları olan hastalar, nörolojik hastalıklar, ortopedi ya da travmatolojiye bağlı gelişen hastalıklar, oksijen tedavisi alan hastalar ve yeni doğum yapmış ve evde bakımına devam edilmesi gereken postpartum anne ve bebekleri de evde sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Peki evde sağlık hizmeti ekibinde kimler görev yapıyor? Sağlık Bakanlığı'nın yönergesinde asgari şartlar belirlenmiş. Bu asgari şartlarda en az bir hekimin, en az bir hemşirenin ve sağlık memurunun ve bunların da transportunu yapacak bir şoförün görevlendirmesi gerektiği belirlenmiş. Bununla birlikte mevcut olması halinde bir fizyoterapist, bir diyetisyen, bir psikolog ya da bulunmaması halinde bir sosyal çalışmacı ya da psikolog ve sosyal çalışmacı her ikisi de bulunuyorsa yine ekibe dahil edilmesi istenmiş. Peki kapsamda neler var? Evde sağlık hizmetlerinin kapsamına bakıldığında öncelikle önemli noktalardan bir tanesi birimin görevi asla hastalığı teşhis etmek değil. Yani dolayısıyla bu nokta asla unutulmaması gerekiyor. Birim hastaya tanı konulduktan sonra hizmeti sunmaya başlıyor. Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde hastanın bulunduğu ev ortamında gerekli muayeneleri, tetkikleri, tahlilleri, tedavileri, tabii bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini sunuyor. Bununla birlikte ilaççıların reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporuyla belgelendiren ilaçlar hastanın ev ortamında kolaylıkla reçete edilebiliyor. Yine tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkartılması yine ev ortamında kolaylıkla sağlanabiliyor. Özellikle hasta ve ailesini tanı ve tedaviden sonra çeşitli roller ve sorumluluklar yüklenebiliyor. Özellikle tedavinin ve hastalığın getirdiği roller ve sorumluluklar. Bunlarla ilgili yine evde bakım hizmetleri personelleri bilgilendirme, danışmanlık, eğitim hizmetleri sağlayabiliyor. Bunun dışında evde kullanılması gereken çeşitli tıbbi cihazlar ve ekipmanlar var. Bunlar üzerinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilebiliyor. Yara ve stoma bakımı nasıl yapılır? Bir diyabet eğitimi nasıl yapılır? Eğer bir solunum cihazına hasta bağlıysa solunum cihazının kullanılma şartları ya da solunum cihazı ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar
evde sağlık hizmetleri ekibinin vereceği eğitim ve danışmanlık hizmetleri arasında yer alıyor. Bunun dışında çeşitli durumlarda hastanın eve nakli ya da hastanın evden hastaneye nakli söz konusu olabiliyor. Eğer hastanın sevkine karar verilmişse hastanın nakli evde bakım hizmetleri personeli tarafından yapılıyor. Yine evde bakım hizmetleri için tahsis edilen ya da ilgili sağlık kurumunun hasta nakil aracılığıyla bu işlem yapılıyor ve bu süreçte hastanın eve ya da evden hastaneye naklinde de yeterince yardımcı personel görevlendiriliyor. Bu nakille ilgili giderler de hasta tarafından ödenmiyor. Tamamen SGK tarafından ödemesi yapılabiliyor. Yani fatura SGK'nın ödemesi kapsamında oluyor. Şimdi aramızda hasta ya da hasta yakınları olduğunu bildiğim için ya da olacağını düşündüğüm için biraz daha tıbbi terimleri daha anlaşılır hale getirdim. Burada örnek verecek olursak yapılan hizmetlerde mideye yerleştiren sonda aracılığıyla eğer kişiye mama veriliyor ise bu besleme işleminin nasıl yapılacağına dair eğitim ve danışmanlık, hatta teknik olarak bunun uygulanma şekli hasta ve hasta yakınlarına ev ortamında öğretilebiliyor. Yine gerekli durumlarda hasta sağlık kuruluşlarına gidemiyorsa kan ya da idrar tahlilleri ev ortamında alınıp gerekli sonuçlar sistemde dosyalarına kaydedilebiliyor. Yine eğer hasta evde kemoterapi almak durumunda kalacak olursa ya da çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle antibiyotik alması gerekiyorsa bu tür işlemler de evde uygulanabiliyor hastaya. Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç, eğer yeni durum, yeni oluşan acil durumlar varsa evde sağlık hizmetleri bu kapsamda bireye hizmet veremiyor. Çünkü yeni oluşan acil durumlar evde sağlık hizmeti veren birimin görevi alanında değil. Bu durumlarda bizim evde sağlık hizmeti ekibini değil de 112 il ambulans servisini ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerini kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim hastaları ya da ailelerine eğitim yaparken mevcut durum haricinde gelişen her türlü acil olguda 112 ya da sağlık kuruluşlarının acil servislerine başvurularını söylememiz gerekiyor. Peki nasıl başvurabiliyorlar? Şimdi öncelikle evde sağlık hizmetini kimlerin verdiğini bilmek gerekiyor. Konunun başında da söylemiştim. Öncelikle özel sağlık kuruluşları veriyor. Yine Sağlık Bakanlığı'nın hizmeti kapsamında evde sağlık hizmetleri ve belediyeler bu hizmeti veriyor. Randevu sistemiyle çalışan bir hizmet bu. Eğer Sağlık Bakanlığı üzerinden bir evde sağlık hizmeti alınacak ise hasta ya da aile bireyleri tarafından Ulusal Çağrı Merkezi'nin 444-38-33 no'lu telefonu aranarak müracaat yapılıyor öncelikle. Müracaat sonrası hasta adına bir kayıt oluşturuluyor. Daha sonrasında da aile hekimi ya da hemşire ilk değerlendirme ve evde bakımı planlaması için aileyle görüşüp bir randevu oluşturuyor. Randevuya gidildikten sonra da hastanın evde sağlık hizmetine ihtiyacı var mı yok mu değerlendiriliyor. İhtiyaç eğer var ise hastanın planlaması yapılıyor. Bu planlama yapılırken günlük, haftalık ya da aylık şekilde yapılabiliyor. Yapılan planlamanın bir nüshası evde sağlık hizmeti biriminde, bir nüshası da ailede bırakılarak ziyaret sonlandırılmış oluyor. Şimdi burada tekrar söylemek istiyorum. Randevu sistemine dayalı bir hizmet bu. Dolayısıyla randevu sistemine dayalı olduğu için de mutlaka kaydın oluşturulması için Ulusal Çağrı Merkezi'nin aranması gerekiyor. Yani 444-38-33 numaralı telefon numarasının aranması gerekiyor. Bunun dışında özel sağlık kuruluşlarından alınacaksa ilgili numaralar aranarak hasta kendi finansmanı üzerinden hizmeti alabiliyor. Ya da evde sağlık hizmeti bazen il ve ilçelerin belediyeleri tarafından da sağlanabiliyor. Bu noktada da belediyenin ilgili numarası alınarak bu hizmetten faydalanabiliyor.
Peki evde sağlık hizmetinin avantajları neler? Öncelikle ihtiyacı olan kişi kendi ev ortamında daha özgür ve daha kendi kontrolünü sağlar durumda oluyor. Aile ve tanıdık çevre hastanın kendini süreç içerisinde daha rahat hissetmesini ve kontrolün daha yüksek olmasına olanak sağlıyor. Yine hastanın kuralları bu noktada daha çok önem kazanmış oluyor. Hastanın kurallarına önem veriliyor. Enfeksiyon riski ya da enfeksiyona yakalanma riski daha da azalmış oluyor. Çünkü hastane ortamında bildiğiniz üzere enfeksiyon riski oldukça yüksek. Hastanın yaşam kalitesi üzerine önemli etkileri var, olumlu etkileri var. Ayrıca hastaneye gidemeyecek olan hasta gruplarında da evde sağlık hizmeti önemli bir avantaj, önemli bir kolaylık sağlıyor. Peki bu hizmette önemli noktalardan bir tanesi de finansmanın nasıl olduğu. Yani evde bakım hizmetinin finansmanı nasıl sağlanıyor? Biraz önce de söylediğim gibi özellikle özel kurumlardan evde sağlık hizmeti alınıyorsa hasta tarafından ücreti karşılanıyor. Ancak SGK üzerinden ulusal çağrı merkezi aranarak bir evde sağlık hizmetinden faydalanılıyorsa bu tedavinin, bu hizmetin finansmanı günübirlik tedavi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniliyor. Peki bu nasıl yapılıyor? Özellikle evde sağlık hizmeti kapsamında yapılan harcamalar, bunlar serum olabilir, ilaç olabilir, enjeksiyon olabilir, enjektörler olabilir, pansuman malzemeleri olabilir ya da tıbbi cihazların işte değişimi söz konusu olabilir, kalibrasyonu olabilir. Bunlar SGK tarafından ödeniyor. Hasta eğer evde sağlık hizmeti almışsa buna para ödememek için bu hizmeti bağlı bulunduğu hastanelerin birimlerinden alması gerekiyor ki SGK tarafından bu günübirlik hizmet kapsamında ödemesi yapılabilsin. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi de özellikle biz sağlık profesyonellerine düşen bazı uyulması gereken kurallar. Şimdi biz ev ziyaretlerinde bu noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin ev ziyaretine gitmiş olan sağlık personeli bir takım kurallara uymalı. Bunların en başında hizmeti sunduğu kişinin her bir hizmet sırasında, her bir hizmet esnasında rızasının yani onamının alınması gerekiyor. İkincisi, hizmetin verilmesi sırasında mesleki etik ilkelere ve nezaket kurallarına uyulması gerekiyor. Her bir ev ziyaretinde hastaya uygulanan hizmet esnasında hastanın ailesinden birinin ya da bir yakının bulunması özellikle önemli. Eğer hasta yalnız başına yaşıyor ise, dolayısıyla ekipte diğer bir sağlık personelinin de görevli olması ve hastaya yapılan hizmet sırasında diğer sağlık personeline eşlik etmesi gerekiyor. Peki evde sağlık hizmeti ne zaman sonlandırılması lazım? Burada önemli kurallar var. Bunlardan bir tanesi hasta iyileşerek tedavi ihtiyacı ortadan kalkmışsa hizmet sonlandırılıyor. Yine uygulanacak tedavinin sağlık profesyonellerine gerek duyulmadan hastanın kendisi ya da hasta yakınları tarafından yapılabilir olması, yine hastanın sağlık kurumuna yatırılarak tedavi edilmesini gerektiren farklı bir tıbbi entegrasyon oluşması durumunda evde sağlık hizmeti sonlandırılıyor. Bunun dışında hastanın kendisi ya da kanunu temsilcisi tarafından hizmetin sonlandırılmasının istenmesi, hastanın vefat etmesi, hasta ya da yakınların tedaviye karşı direnç göstermeleri, hastanın sağlık hizmetinin sonlandırılması da etkili faktörlerden bazıları. Bunun dışında yine önemli maddelerden bir tanesi de hastanın ikametinin değişmesi. Burada şöyle bir durum var. Hastanın hala evde sağlık hizmetine ihtiyacı varsa yeni ikamet adresi belirlenerek evde sağlık hizmetinin devamlılığı sağlanmış oluyor. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederim hepinize. Eğer sorular varsa şimdiden alabilirim. Eğer sizler için de uygun olursa. Oturumun sonunda alacağız soruları. Tamam, teşekkür ederim. Demet Hanım'ın bu kapsamlı sunumu için çok teşekkür ediyorum. Şöyle senelerdir hastanede çalışan birisi olarak sağlık hizmeti hastanede verilir, hastanede alınır diye bir algı var galiba toplumumuzda. Fakat sayenizde hem özel kurumların hem SGK'ya bağlı hastanelerin de evde bakım hizmeti verebildiğini, halkımızın, hastalarımızın hem fiziki hem sağlık problemi olan hastalarımızın bunlara nasıl ulaşacağını aşamalarıyla ayrıntılı bir şekilde
süper özeti bir sunum hazırlamışsınız. Muhtemelen uygulamada da bu aşamaların hepsini belki de takip ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz kapsamlı sunumunuz için. Eğer soru olursa sonunda alacağım. Belki hala katılabilecekseniz siz cevaplarsınız. Katılamayacaksanız da anlattıklarınız yeterince kapsamlıydı zaten. Aslında, belki sonra özelden sorabilir arkadaşlar. Ayşegül'cüm istersen Demet arkadaşımız yola çıkacağı için ona bir ayrıcalık tanıyalım şu anda. Tamam hocam. Ona sorusu varsa bir arkadaşımızı yöneltebilir. Hocam chatte henüz bir soru yok. Yok, evet. Çok teşekkür ederim. Evet Hanım, çok teşekkür ederiz Demet. Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi çok ben tekrar Nur hocama sözü bırakıyorum. Sayın. Evet, çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, şimdi doktor öğretim üyesi Rüveyda Aydın arkadaşımızda sıra. Kendisini önce tanıtayım, sonra sunumunun ismini ileteceğim. 19 Mayıs Üniversitesi'nden 2013 yılında mezun oldu. Aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı'nda tamamladı. Gazi Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görevlerini sürdürdü. Şu anda 19 Mayıs Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmakta. Ulusal ve uluslararası dergilerde birçok bilimsel araştırmaları, yayınları, kitap bölümleri ve projeleri bulunmaktadır. Birçok uluslararası dergide de hakemlik yapmaktadır. Kendisi şimdi bize COVID-19 pandemisinde jinekolojik kanserlerin tanı ve tedavi sürecinde yaşanan hasta deneyimlerini anlatacak. Oldukça ilginç olacağından eminim. Gerçekten zorlu bir süreçti. Bu özel hastalar için de daha geniş şeyler öğreneceğimizden eminim. Buyurun Rübeyda. Teşekkür ediyorum hocam. Değerli katılımcılar, sayın oturum başkanlarım ve değerli hocalarım. Bu saatte burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bana bu konuşma fırsatını veren hocalarıma da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sunumum COVID-19 pandemisinde jinekolojik kanserlerin tanı ve tedavi sürecinde yaşanan değişimler ve hasta deneyimleri. Hepimizin de bildiği gibi Aralık 2019 yılında Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıktı koronavirüs ve 13 Ocak 2020 tarihinde tanımlanan bir virüs. Dünya genelinde birçok insanın yaşamını kaybetmesine ve hastalanmasına neden olması bakımından Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildi. Ülkeler ulusal ve uluslararası düzeyde bu virüsün yayılımını engellemek amacıyla belirli kısıtlamalar aldı. Bunlar nelerdir diye baktığımızda eve kapanma, sosyal alanların kapatılması, ulusal ya da ulusal düzeyde seyahatlemelerin kısıtlanması, eğitimin online olarak yürütülmesi, bazı işlerin aynı şekilde esnek mesaiye geçiş gibi bir sürü önlemler alındı. Tabii bu önlemler sosyal yaşamı dramatik olarak değiştirdi. Aile içindeki dinamiklerin değişmesine, kadının iş yükünün artmasına, ev içinde işten çıkarılmalarla aile içinde ekonomik sıkıntıların yaşanmasına, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin de aksamasına neden oldu. Tabii bu sağlık hizmetlerinin aksamasından en çok zarar gören kişiler 60 yaş üstü olan ve sürekli olarak sağlık hizmeti alan, kronik rahatsızlığı olan hastalar ve kanser hastaları önemli düzeyde etkilenmiş oldular. Tabii ki bu süreçte COVID-19 pandemisinde kanser hastaları önemli risk grubunda olan hasta gruplarımızdan. Nedenine baktığımızda kanser bizzat kendisinin neden olduğu immün sistemi baskılaması, radyoterapi, kemoterapi veya büyük cerrahi operasyonların da immün sistemini baskılaması nedeniyle enfeksiyona yatkınlık taşıyorlar. Bu açıdan kanser hastaları COVID-19 açısından yüksek riskli hasta grubunda yer alıyorlar. Hastalık önleme ve merkezi tarafından Amerika'da yürütülen bir çalışmada
Biliyorsunuz ki kanser dünya genelinde kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm nedeniyken COVID-19'da üçüncü sırayı almış bulunmakta. Hem kanser tanısı almak hem de COVID-19 tanısı almak hasta için büyük bir risk oluşturmuş bulunmakta. Bu süreçte kanser hastası olmak hastalara hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük zorluklar yaşamasına neden olmuştur. Çin'de yürütülen bir kanser tedavi merkezinde yürütülen bir çalışmaya baktığımızda kanser hastalarının genel popülasyona oranla COVID-19'a yakalanma riskinin 2 kat daha fazla olduğu bildirilmiş. Yani risk kanser hastalarında daha fazla. Aynı şekilde COVID-19 tanısı alan kanser hastalarının özellikle son bir ay içerisinde kemoterapi ya da radyoterapi aldığında hastalığı daha ağır geçirdiği, kanser olmayan hastalara kıyasla mekanik ventilasyon ve yoğun bakım ünitesine kabul edilme oranının ve ölüm riskinin 3,5 kat daha yüksek olduğu belirlenmiş. Geniş kapsamlı bir meta-analiz çalışmasında 15 çalışmanın dahil edildiği ve 3000'den fazla hastanın derisinin incelendiği bir çalışmada COVID-19'da enfekte olan kanser hastalarının mortalite oranının %22 olduğu ve genel popülasyonun oranla oldukça yüksek olduğu belirlenmiş. Tabii kanser hastalarında COVID-19'a yakalanma riski çok yüksek. Bu tabii mortalite riskini de arttırmakta. Kanserle savaşırken ek bir ölümle karşı karşıya kalabileceğin diğer bir hastalığa yakalanmak riski arttırmakta. Tabii bu süreçte COVID-19 sürecinde kanser tanı ve tedavisinde de büyük değişiklikler yaşandı. Özellikle uluslararası dernekler taramaların COVID vakalarının oldukça yüksek olduğu zamanlarda ertelenmesini önerdi. Bu süreçte hem sağlık sisteminde yaşanan değişimler hem de hastaların ya da bireylerin COVID-19'a yakalanma korkusundan kaynaklı sağlık merkezlerine gitmek istemediler ve taramalarını yaptırmadılar. Yapılan çalışmalar da bu durumu destekler nitelikte. Kuzeydoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sağlık merkezinin verileri incelendiğinde kanser tarama testlerinde 2020 yılında 2019 yılına oranla %60 ila %82 arasında tarama testlerinin daha az yapıldığı görülmüş. Aynı şekilde kanser tanı oranında da %19 ve kanser öncesi lezyonların oranında ise %78 bir düşüşün olduğu saptanmış. Bu düşüş tabii ki kanser vakalarının azalmasından kaynaklı değil, bireylerin kanser taramalarına katılmamasından kaynaklı bir düşüş gerçekleşmiş. Birleşik Krallık'ta yapılan yine bir çalışmada bireyler kanser semptomlarını yaşamalarına rağmen %45'inin COVID bulaş korkusu nedeniyle hastaneye başvurmadığı ve 2020 yılında bir önceki yıla yani 2019 yılına oranla 350 bin daha az kanser vakası saptandığı görülmüş. Yine Amerika'da Güney Kaliforniya'da yapılan bir çalışmada servikal kanser taramalarının %80 oranında pap smear oranının %80 oranında azaldığı görülmüş. Bu azalmanın nedenini araştırdıklarında elektif cerrahi operasyonlar ve jinekoloji alanındaki işlemlerin iptal edilmesi, polikliniklerin kapatılması ya da acil durumlara öncelik verilmesi, sağlık profesyonellerinin bakım sağlarken COVID-19 protokollerini uygulamada yaşadığı zorluklar, hastaların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı zorluklar ve COVID-19 bulaş korkusu nedeniyle taramalara katılamadıkları belirlenmiş. Tabii taramalara katılamama nedeninin en önemli nedenlerinden biri de görüntüleme yönteminin COVID-19 nedeniyle meşgul olması ve biyopsilerin yapılmaması gibi nedenler kanser taramalarında gecikmelere neden olmuştur. Türkiye'de de kadınlar COVID-19 sürecinde hala da devam ediyor. Belki etkisi azalmış durumda ama testlerini ihmal etti. Biz sağlık profesyonelleri dahi ihmal etmiş durumdayız. Peki nedenlerimiz nelerdir diye baktığımızda virüs bulaş korkusu, bireysel özellikler, polikliniklerin özellikle ketenlerin kapatılarak buradaki sağlık profesyonellerin filyasyon ekibine dahil edilmesi ya da hastanelerdeki
hemşire ya da sağlık profesyoneli açığının kapatılması için destek olarak görülmesi, eve kapanma sürecinin yaşanması, kadının iş yükünün artması, evde yaşayan bireylerin gün içerisinde evde harcadığı zamanın artması, buna bağlı olarak kadının iş yükünün artması, düşük jinekolojik kanser farkındalığı, COVID nedeniyle işten çıkarılmaların artması ve ekonomik yetersizliğin yükselmesi, randevuların iptal edilmesi, sağlık sisteminin COVID vakalarına öncelik vermesi gibi nedenlerle kanser taramalarında azalma yaşandı. 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde Avrupa Kanser Birliği Başkanı şöyle diyor o günkü konuşmasında. Eğer şimdi diyor bir adım atmazsa COVID-19 pandemisi şüphesiz gelecek bir kanser epidemisine neden olacaktır. Yani ilerleyen 1-2 yıl içerisinde büyük bir kanser vaka patlaması yaşayacağımız kaçınılmaz bir durum. Devamında cümlene şöyle devam ediyor. COVID-19'un kanserle mücadele etmemize engel olmasına izin vermemeliyiz. 1 milyondan fazla Avrupalı kanser olduğunu bilmeden dolaşmaktadır diyor. COVID-19 ile savaşırken kanserin de unutulan bir C olmasına izin vermemeliyiz ve bu süreçte ek önlemlerle kanser taramalarının yaptırmasını teşvik edici olmalıyız diyor bütün sağlık profesyonelleri olarak. Sadece onkologlar ya da cerrahlar değil, bütün sağlık profesyonellerinin kanser taramalarına katılmaları için bireylerin teşvik edici olmamız ve bunun için politikalar oluşturmamız gerektiğinden bahsediyor. Tedavisine geldiğimizde COVID-19 pandemisinde nasıl bir değişim yaşandı? Jinekolojik kanserlerde özellikle. Bazı cerrahi birlikler ya da onkologlar birlikleri, dernekleri vakaları acil ya da acil olmayan gruba ayırarak ertelemelere gitti. Örneğin Amerika Cerrahlar Birliği COVID-19 pandemisinde ertelenmesi mümkün olmayan jinekolojik cerrahi operasyonları şöyle sıralamış. Ektopik gebelik, spontan abortus, adnexial torsiyon, ruptur ovarian abses, sezeryan ve acil serkülajın acil olması gerektiğini, diğer vakaların ise belli bir haftaya kadar ertelenebileceğinden bahsediyor. Jinekolog Onkologlar Birliği de aynı şekilde vakaları acil olmayan ya da yarı acil diye gruplandırılmış. Yarı acil durumların 1-4 hafta içerisinde cerrahi operasyonların ertelenebileceğini, acil olmayanların ise 4-12 hafta cerrahi duruma göre, tanıya göre daha fazla da ertelenebileceğinden bahsetmiş. Acil durumların iç organ perforasyonu, kolon obstrüksiyonu, jinekolojik tümörün eşlik ettiği kansere herli, molar gebelik, torsiyonel pelvik kitle gibi durumların acil olabileceğini söylemiş. Ancak yarı acil kanser ya da kanser belirtisi olan durumların 1-4 hafta hatta bazen 8 haftaya kadar ertelenebileceğini belirtmiş. Aynı şekilde Avrupa Medikal Onkoloji Birliği de Jinekoonkologlar Birliği gibi uterin pelvik kanama olduğu durumda, peritonit durumunun, bağırsak perforasyonu ya da fistül durumunda ya da hormon terapiyle kontrol edilemeyen hiperplazilerin acil durum olduğunu, diğer durumların ise ertelenebileceğinden bahsetmiş. Aynı şekilde serviks kanserinde de durum benzer ovar kanseriyle. Jinekolojik Onkoloji Birliği tabii bu erteleme durumunun o anki sağlık kuruluşunun ya da ülkenin COVID-19 vaka durumuna göre karar verilmesi gerektiğinden bahsediyor. Ancak onkoloji hekimleri tümörlerin farklı biyopsisi nedeniyle hangi hastaların gecikmeyi tolere edebileceğini, hangi hastalarda tedaviye başlanması veya devam edilmesi gerektiğine dair bireyselleştirilmiş hasta merkezli bakım vermesi gerekiyor. Jinekolojik kanserlerin cerrahisinin belirgin şekilde ertelenmesi hasta için sağ kalım açısından dezavantaj olabilir. Belki cerrahlara göre ya da onkologlara göre bu operasyonların geciktirilmesi belli bir haftaya kadar hasta için bir sıkıntı olmayacağı düşüncesine hakim olabilir. Ancak bir kanser hastası için cerrahinin ertelenmesi psikolojik açıdan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Zaten hasta COVID-19 sürecinde kanser gibi bir travmatik bir süreçle savaşırken ikinci bir cephe açılarak COVID-19'da savaşmak zorunda kalmışlar. Bu da hastaların büyük endişe ve korku yaşamasına neden olmuştur. Hastalar acaba ben kanser mi beni, işte kanser mi COVID-19 mu beni öldürecek, ne yapmalıyım, kendimi nasıl korurum
bundan? Hastalığım ilerleyecek mi? Geçmiş tedavilerim işe yarayacak mı? Covid-19'da olursam nasıl anlayabilirim? Çünkü kemoterapinin yan etkileriyle karışabiliyor. Hastaneye gitmemeliyim. Ya Covid-19 bulaşırsa? Bir iki ay kemoterapimi ertelesem ne olacak ki? Ailemle aynı ortamda bulunmalı mıyım? Gibi birçok soru hastanın psikolojik sağlığına olumsuz etkilemiş durumda. Aynı zamanda bu süreçte hastaların sağlık profesyonellerine erişiminde yaşadığı sıkıntılar, kemoterapi tedavisine de ertelenmeler çok oldu. Bu süreçte yaşanan gecikmeler hastaların psikolojik sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemiş durumda. Yapılan çalışmalara baktığımızda Amerika'da geniş kapsamlı bir çalışma yapılmış COVID-19'un başında, pandeminin başında. 385 jinekolojik kanser hastası katılmış ve 176 tane soru yöneltilmiş. Soruların %52'si kanser ve COVID arasındaki ilişkiye yönelik genel bilgi. Yani kanser belirtileri, kanser tedavilerinin yan etkileriyle COVID-19'un belirtilerini nasıl ayırt edebilirim? %24'ü COVID-19'dan kendini nasıl koruyacağı? %16'sı bu soruların pandemi süreciyle baş etme stratejileri ve destek talebi hakkında. %15'i ise kanser tedavisi COVID-19'a yakalanma riski. %14'ü kansere yönelik cerrahi tedavinin pandemide ertelenmesinin bir sıkıntı oluşturup oluşturmayacağı konusunda. %8'i ise doktor randevuları ve laboratuvar tetkiklerinin ertelenmesine yönelik olmuş. Tüm bu sorulardan da anlaşıldığı gibi hastaların bu pandemi sürecinde büyük endişe yaşadılar ve bilgiye ihtiyaçları olduğu açıkça görülmekte. Bu süreçte biz hemşireler olarak ya da sağlık profesyonelleri olarak hastaları ihmal etmeden teledanışmanlık ya da online toplantılarla bilgilendirmek oldukça önemliydi. Polonya'da yapılan bir çalışmada da kanser hastalarının %20'si kemoterapi almayı ertelemeyi düşünmüş pandemide ve %5'i kanser tedavisini tamamen bırakmayı düşündüğünü ifade etmiş. Ve pandemi sürecinde hastalar genel sağlık durumu, yaşam kalitesi, bilişsel ve sosyal kontrolün olumsuz etkilediğini pandeminin yorgunluk ve iştah kaybında bu süreçte önemli artış yaşadığı saptanmış. Tüm bunlara ek olarak pandemi sürecinde özellikle yalnız yaşayan yaşlı kanser hastalarının yaşam kalitesinin daha düşük olduğu belirtilmiş. Amerika'da yapılan bir çalışmada yine over kanseri hastalarıyla yapılmış. Hastaların %33'ünün tedavisinin geciktiğini ifade etmiş. %88'i korku yaşadığını, %51'i yüksek düzeyde anksiyete, %26'sı ise yüksek düzeyde depresyon yaşadığı saptanmış. Ve hastaların yaşam kalitesinin COVID-19 pandemisinde olumsuz etkilendiği belirtilmiş. Çin'de meme kanseri hastalarla yapılan özellikle vakaların en yüksek olduğu Şubat 20'de yürütülen bir çalışmada hastaların %46'sının salgın sırasında planlanan kanser tedavisini değiştirmek zorunda kaldığını, %89'unun şiddetli anksiyete ve %93'ünün depresyon yaşadığı ve bu yaşanan semptomların tedavinin ertelenmesi, genel durumun kötüye gitmesi ve santral venöz kateter yıkamasının gecikmesiyle yakından ilişkili olduğu belirlenmiş. Hastaların özellikle tabii ki kanser hastaları zaten hastalığın getirdiği zorluklara bağlı olarak fizyolojik ve psikolojik birçok semptomlar yaşıyorlar ancak pandemi bu yükü daha da arttırmış durumda. Yine pandemide yalnızlıkla ilgili yapılan kanser hastalarıyla yapılan bir çalışmada kanser hastanın COVID pandemisi hakkındaki deneyimleri korku ve yalnızlık, huzur ve aidiyet olmak üzere iki tema altında incelenmiş nitel bir çalışmada. Hastaların korku nedeninin enfekte olmaktan, yalnız kalmaktan ve yakınlarına veda edemeden hastanede yalnız ölmekten olduğu belirtilmiş. Yalnız kalmakla ilgili yaşlı bir kanser hastasının ifadesi beni çok etkilemişti. Şöyle diyor, kanseri yalnız yaşayan biri olarak bu çok daha yalnız bir süreçti. Genelde tek başıma idare ederim ancak tüm sosyal faaliyetler iptal edildi. Bu çok zor. Senin dokunulmak ve kucaklanmak için can atıyor ama sarılmak yok diyor. Yani hasta yalnızlığı tüm iliklerine kadar yaşamış bu süreçte. Yine jinekolojik kanser hastalarının pandemide yaşadığı ve tedavisinin ertelenmesine ilişkin hayal kırıklığıyla ilgili şöyle ifade ediyor hastalardan biri. Ameliyat için 10 Mart'a kadar beklemek zorunda kaldım.
Bu uzun bir bekleyişti. Belki de hastalığın bu kadar ilerlemeyecek diyor. Pandemide tedavilerin ertelenmesinin hastalığın ilerlemesine katkı neden olduğunu görüyoruz. Yine bizim yürüttüğümüz bir çalışmada jinekoloji kanser hastalarının nasıl bir deneyim yaşadı Türkiye'de bunu inceledik. Hastaların yaşadıkları deneyimin sosyal yaşamda bozulma yaşadıklarına ilişkin temalar oluştu. Sosyal yaşamda değişim, kanser tanısında gecikme, randevu sıklığında azalma, tedavi hizmetlerinde aksama, güvenli bulduğu sağlık merkezini tercih etmek zorunda kalma, lüks korkusu yaşadığı, cenaze töreni olmadan ölmekten korktuğu ve bakıma muhtaç olmaktan korktuğu belirlenmiş hastaların. Hastalardan birkaçının ifadelerini okumak istiyorum. Menopoz olmama rağmen kanamamın olması beni endişelendirdi. Ama COVID var, geçsin giderim diye erteledim ve sonuç ortada. Bir diğer hasta, sosyal yaşam diye bir şey kalmadı. Böyle birine ellerimi çapraz edip sarılmayı, dokunmayı o kadar özledim ki kendi nasıl diyor. Diğer bir hasta, kanser hastası olup doktora istediğimde ulaşamamak o kadar kötü ki pandemi tedavimi, hayatımı, psikolojimi, kısacası her şeyimi kötü etkiledi diyor. Diğer bir hastanın ifadesi şöyle, böyle bir şey olabilir mi? Kimsesizler gibi görünüyor insanlar. En büyük korkum bu. Yani yalnız olmaktan ve kimsesiz COVID-19 olup yalnız cenaze töreni olmadan ölmekten korktuğunu ifade ediyor hastalar. Gördüğünüz gibi hastalar fizyolojik ve psikolojik olarak bu süreçten büyük şekilde etkilendiler büyük oranda. Kanser hastaları, hassas bir grup olmaları bakımından. Avrupa Kanser Birliği bu süreçte kanser hastalarının yaşadıkları deneyimler ve hastaların bireylerin kanser taramalarına katılamamalarının büyük bir epidemiye neden olacağını, bunun için büyük çözüm önerileri getirilmesi gerektiğini, şu anki sağlık hizmetlerinin bu yığılma ile baş edemeyeceğini belirtiyor. Peki bunun için ne yapmamız gerektiğini şöyle belirlemişler. Kanser vakalarının birikimi acilen ele alınmalı. Avrupa vatandaşlarının ve hastalarının kanser hastalık hizmetlerine olan güveni yeniden sağlanmalı. Çünkü bu süreçte taramalar yapılmadı, tedavilerde aksama oldu ve bu hastalarda bir güvensizliğe neden oldu. İlaç, ürün ve ekipman eksikliklerinin üstesinden gelinmeli. Avrupa kıtasındaki kanser bakım veren sağlık profesyonellerinin eksikliği ele alınmalı. Kanser sistemlerini güçlendirmek ve kanser hastalarına en uygun bakım sağlamak için yenilikçi teknolojiler kullanılmalı. Politikaların hazırlanmasında kanser bakım vericileri dahil edilmeli ve Avrupa Sağlık İşbirliği politikalarla güvence altına alınmalıdır diyor. Ancak bunun bu pandeminin neden olduğu olumsuz durumla bu şekilde baş edilebileceğinden bahsediyor. Peki biz sağlık profesyonelleri ve hemşireler olarak neler yapabiliriz? COVID-19 pandemisinde hastalar hem fiziksel hem psikolojik olarak olumsuz etkilendi ve bu durum psiko-onkolojik bakımın bir kez daha önemini ortaya koydu. Hastaların pandemi döneminde yaşadığı bu zorlu süreci daha kolay atlatmaları için telesağlık ya da telehemşirelik hizmetleri vermeliyiz. Hastaların merak ettikleri konular hakkında güvenilir bilgiye istedikleri zaman ulaşmalarını sağlanmalı ve psikososyal sağlıkları yükseltilmelidir. Telesağlık ya da hemşirelik hizmetlerinin 7/24 olmalı ve bu hizmetlerin ücretsiz olması sağlanılmalı. Akran destek grupları oluşturularak bireylerin akran deneyimlerinden yararlanmaları sağlanmalı. Hemşirelerin kadınların hem fiziksel hem de psikososyal sağlıklarını arttıracak, bakıma erişimi iyileştirecek ve kadınların iki cephede savaştıkları bu mücadelede maruz kaldıkları travmayı azaltmamız gerekiyor. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum. Süre kısıtlı olduğu için hızlı anlattım. Umarım yararlı olmuştur. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Rüveyde Aydın. Gerçekten çok çarpıcı bir şekilde bize gösterdiniz. Hem kanserli bireylerin durumlarını hem de geleceğe yansıyan toplumsal tehlikeyi de böylece görmüş olduk. Ayrıca onlara online yapılabilecek destekler de çok önemli bence. Onları da ben çok destekliyorum. Ve geleceğe yönelik olarak da mutlaka Dünya Sağlık Örgütü ya da ilgili kuruluşlar farklı pandemiler olabilir, başka durumlar oluyor. Bundan önemli dersler çıkarırlar inşallah. Bu şekilde yorumluyorum. Çok teşekkür ederiz. Tekrar Ayşegül ekleyeceğin şeyler var mı? Ben de teşekkür ederim. Şimdi
Bu süreçte ben klinikte çalıştım. Klinikte yani hiç ara vermeden kadın doğum kliniğinde acil dediğiniz ektopik gebelik, porsiyon, sezaryen yani bütün vakaları yaptık. Acil olmayanlar da bazen devreye girmek zorunda kaldı. Evet. Ama COVID olduğu için vakası ertelenenler maalesef oldu. Ama işte elimizden geleni yapmaya çalıştık bu süreçte. Sizin sunumunuz da zaten hani bu süreci benim yaşadıklarımın hepsini gayet güzel anlattı. Hepimizin eline sağlık. Çok teşekkürler. Çok kapsamlıydı. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben eklemek istediğim benim bir şey yok. Sözü Ayşin Hanım'a bırakmak istiyorum. Sanırım webinarımızın sonuna geldik. Soruları alacağız galiba Ayşin Hanım aracılığıyla. Evet. Herkese teşekkür ederim. Nur Hocam size de çok teşekkür ederim desteğiniz. Ben de öyle. Evet, sorularla ilgili Ayşin'e söz verdik. Chat'te bir soru görmüyorum. Burada mı acaba? Burada hocam ama sesi gelmiyor. Ben de öyle. Ben göremiyorum ekranda. Evet. Ayşin Hanım, sesiniz burada. Açtı. Onkoloji Hemşireliği Yönetim Kurulu adına ve Jine Onkoloji Çalışma Grubu'nun başkan ve tüm üyelerine öncelikle kendi adımı ve derneğimiz adına çok teşekkür ediyorum. İşbirliği yaptığınız konuşmacı ve kurumlara tek tek teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben kapanış için Gülşen Hocam'dan birkaç söz rica edeceğim. Buyurun Gülşen Hocam. Teşekkür ederim Ayşin. Çok kısa sürede planladık biz bu etkinliği Gülden'in motivasyonuyla. Güzel bir etkinlik oldu. Gerçekten doyurucu oldu. İhtiyaca cevap veren konular yer aldı. Sağ olun. Önce müsaade ederseniz çalışma arkadaşlarıma, yani grupta sürekli toplanan, emek veren, araştıran, konuşmacı bulan tüm arkadaşlarıma, tabii ki konuşmacılara ve çok sevgili iki hocama, Nur Hoca'ya ve Lale Hocama çok teşekkür ederim. Var olarak etkinliğimizi düzenlediler. Sağ olun, var olun. İnşallah gelecekte başka toplantılar da yapacağız. Hep birlikte olmayı ümit ediyoruz. Teşekkürler. Herkese iyi günler. İyi günler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler. Hocam kapatmadan tüm arkadaşımız kamerasını açsa bir soru olabilir miyiz acaba? Evet. Çok güzel olur Ayşe Hocam. Evet. Evet, katılımcılarımızı da kameralarını açmaya davet ediyorum. Herkese olur mu? Hocam küçük ekranda. Evet, teşekkür ediyorum herkese. Teşekkür ederiz hocam. Saygılar, görüşmek üzere. Ellerinize sağlık hepinize. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür